Merhabalar, ben ile Örnek. Ben Sinan Amam Sarılar. Yemekte bile yemek konuşuyoruz. Ha? Hoş geldiniz. Bu podcast serisinde adından da anlaşılabileceği gibi yeme içme ve yemek kültüründen söz edeceğiz. Bu bölümde konumuz turşu. Paha biçilemez bir bölüm yapacağız. Turşu konuşacağız. Çok iyi de bir konuğumuz var. Mastercard'da destekçimiz. Bayıldığım bir konu, dinlemeye, konuşmaya heveslendiğim bir konu ve Begüm Yaramancı konuğumuz. Turşu kraliçesi diyeyim evet. sana. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Hoş geldin Begüm. <laughs> Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar, ya, hikayeyi de kısacık anlatayım. İki gün öncesine kadar biz tanışmıyorduk. Ben Begüm'ü duymuştum ama hani insanda pasif duyduğu bir takım bilgiler beynin içinde duruyor ya. Yani Begüm'ü aslında tanıyorum da tanımıyorum gibi bir durum var. Şöyle ki biz bir turşu bölümü yapalım dedik. Aslında mevsimi geldi. Hani sonbahar, kış, kışa girerken daha çok böyle bakliyat, pilavla tükettiğimiz bir şey gibi düşündüğümden. Yoksa her mevsim turşu yapılması meselesini konuşacağız Begüm'le. Sonra bir turşu yapmak istiyorum ama çalışması o kadar zor bir konu ki. Çünkü çok kitap yok. Evet, yani evet, onu da kesinlikle, konuşalım. Kesinlikle orada bir eksik durum var. Sonra içindekiler. <laughs> evet sizin Cemre Torun'la kitabınız ikinizin içindekiler mi diyorsunuz? İçindekiler gibi de okunabilir gibi geliyor. İkisi de var. O kelime oyununu zamanında yapmıştık. Yani içindekiler ve içindekiler olarak. Bu başlıkların tirelenmesini sevmiyorum kitap kapaklarında normalde. Niye? Bülent Erkmen zamanında yaptı onu. Şimdi bütün kitapları yapıyorlar. Bazen çok anlamsız oluyor ama. Sizinki çok güzel. Sonra o kitabı açtım. Hani bu araştırmalarım vesilesiyle. Bamya turşusu. Allah bayılırım o kadar güzel anlatılmış tarifi verilmiş. Salatalık turşusu ve çorbası. Ya evet. Bir turşudan çorba var kitapta. Canerik turşusu. Karpuz kabuğu turşu salatası. Ya şimdi bu tarifleri görünce Sinan şuna baksana Sinan şuna baksana heyecanlandım. Cemre'yi tanıyoruz. ''Aa Begüm ya, Begüm şu insan olabilir mi?'' dedim. Tarık'la Savaş bizim konuğumuz olmuşlardı. Aaaa. Oh. Aaaa oh, evet. <laughs> evet. Çanga evet. ve müzede Çanga restoranlarının kurucuları, sahipleri, işleticileri, doğayenler. Ve Tarık nasıl meraklıdır böyle kurslara gider, peynir öğrenir, turşu öğrenir. Sanırım restoranı kapadıkları bir zamanlardı. senin derslerinden birine geldiler. Birkaçına ya da işte sen anlatırsın. Ondan hatırlıyorum senden bahsettiğini. Evet. Ve hani överek bahsettiğini de Tarık da biraz kritik yapan, kritize eden biridir. Dedim ki Tarık iyi diyorsa Begüm'e ben bir bakayım. <laughs> Senin Instagram hesabına baktım. Aa ne kadar güzel, ne kadar dolu dolu turşu. Ve Begüm'ü bir telefonda arayayım bir konuşsak mı dedim. Ve Begüm'le 40 dakika konuştuk. Ya keşke bu konuşmayı kayda alsaydık dedim. Ne kadar çok şey biliyorsun. O da ya hemen mi geleyim ben bir çalışsam geleyim. Ya Begüm dedim o kadar iyisin ki gel anlat ak böyle yani. Hadi başlayalım. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, buradayız. <laughs> İki günde buradayız. Evet. Çok da keyifli oluyor. Konuşturmadım ama şimdi, bundan Yok, sonra sen konuşacaksın. Benim, sen kimsin? Biraz eğitimini, nereden nereye geldiğini, niye bu işlere sardığını ve yaptığını bize biraz anlatsana. Tabii ki şöyle, çok klişe gelecek. Ama bendeki bir kariyer değişikliği oldu. Aslında ben ekonomi formasyonlu <laughs> ve özel sektörde çalışan üniversiteden mezun olduktan sonra biriydim. Yemeğe her zaman meraklıydım. Yemek yapmayı çok severdim. Daha sonra hayatımdaki bazı değişikliklerden dolayı Amerika'ya taşındım. Bir dönüm noktası oldu benim için. Bu da 30'lu yaşlardaydı. Bu fırsat elime geçince, sene 2004 dedim ki ne yapayım? O zamanlar Chicago'da hala da var. Kendall College diye bir mutfak sanatları okulu var ve orada bir eğitim almaya karar verdim. İki senelik bir yemek eğitimi aldım ve benim için kariyerim daha farklı bir yöne oldu. Yemek eğitimi aldım. Bu yemek eğitimine alırken tabii ki de Türkiye'de de çok iyi okullar var ve buradaki derslerde baktığınız zaman pişirme teknikleri bu derslerin önemli bir parçasıdır. Temeli oluşturmanızda mutlaka ve mutlaka pişirme tekniklerini konuşursunuz. Pişirme teknikleri genelde ateş üzerinden gider. O zamanlar fer fermantasyonu da pişirme tekniklerinin altına almıştı hocalarımız. Ne güzel. Sebebi siz aslında ateşi kullanmadan gıdanın, malzemenin dokusunu, yapısını, lezzetini ve dayanma sürecini değiştirebiliyorsunuz, manipüle edebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz fermantasyon konusunu incelemeye başladık. Fermentasyon konusunu incelerken benim aklımda böyle bir aha anı yaşandı. Bir dakika burada bir şey var. Şimdi bu benim kariyer tarafım ve ondan sonra yemek aktı. Bir de çocukluk tarafı var. Yani bu ikisini bir araya getirmemin sebebi. Neden turşu, neden bu yöne girdim? Bu da çok klişe. Turşu benim hayatta en sevdiğim yiyeceklerden bir tanesi. Hani kimi çocuk çikolataya, şekere saldırır. Ben hiçbir zaman çocukluğumdan beri tatlıya gitmedim. Her zaman tuzlu ve ekşiye damağım gitti. Ekmek üzerine limon sıkardım, tuz yerdim. Öyle bir çocuktum. Ve turşu da tabii ki de benim için vazgeçilmezdi. Hatta hep böyle hatırlıyorum. Heybeliada'da otururdu babaannem. Vapurdan inerdik ve orada bizi turşucu karşılardı. Genelde de yaz aylarında olurdu bu. İki çeşit turşusu olurdu. Lahana ve salatalık bir de turşu suyu olurdu. Onu plastik torbalara doldururdu. Ve işte biz faytonabiler babaanneye giderdik. Hep hatırlıyorum o lezzeti o tatmini yani damağımın tatmin olmasını. Bu böyle başladı. Benim için yemeğin eşlikçisidir, yandaşıdır turşu. Bir döneri düşünemem turşusuz veya işte kuru fasulye pilavı konuştuk mercimek. Neyse Sonra yurt dışında yaşamaya başlayınca baktım ki bir tek turşuyu biz yapmıyoruz. O zaman Amerika'da yaşarken tabii sokamıyorsunuz gıda Amerika'ya. Hani, gizli gizli sokabilirsiniz eğer isterseniz de ben öyle şeyler yapmıyordum. Tabii böyle büyük bir eksiklik. Amerika'daki turşular da genelde pastörize edilen turşulardı. Ve daha tatlı değil mi? Daha yani tatlı. benim karşılaştıklarım. Aslında onlar da turşu ama hani benim kafamdaki evet. turşuyla ile özdeşleşmiyor. Tabii. Bu fermentasyon konusunu araştırmaya başladıkça işin içine girdikçe orada yaşayan farklı kültürlerin de aslında turşuları olduğunu anladım. Ve fermantasyonun derinine indikçe bunun bir saklama metodu olduğunu görüp aslında dünyada her coğrafyada her kültürün kendi mevsimindeki sebzesini veya meyvesini saklamasının şekli olduğunu anladım. Bunu görünce dedim ki ben bu hayatta en sevdiğim şeyi aldığım bu bilgi doğrultusunda derinleştireceğim. Ve ben bu işin uzmanı olmak için uğraşacağım. Şahane. Böyle bir süreç başladı. Bu da işte neredeyse 20 seneyi bulacak. <laughs> İnanamıyorum. Bu arada evet. senin söylediğin yılları hemen kafamda hesaplıyorum falan. Bir gün kaç yaşında diye. Ya turşunun genç tutucu bir tarafı da var sanırım. <laughs> İnanamıyorum. Ben şu anda baksam 30'lar falan derim. 50 oluyorum <laughs> Aralık'ta. <laughs> Şahane. Ve kariyerini de değiştirdin mi paralel olarak yapmaya mı devam ettin? Kariyerimi değiştirdim. Turşu araştırmaya başladım. Turşu yapmaya başladım. Türkiye'ye döndüm. Türkiye'ye dönünce bir şekilde ve bu turşu yaptığım araştırmaları yaptım ya da işte kendi başıma denediğim ettim bu kulaktan kulağa yayıldı ve hiç unutmuyorum o zaman Defne Kor Yürek buldu beni ve biz oturduk onunla turşu konuştuk o da o zamanlar ekşimeye ekmek yapardı programları da vardı o programların birine konuk olmuştum ve benim için böyle bir yol başladı derken eğitimler başladı bu arada da Cemre ile yolumuz kesişti. Cemre ile biz aslında çok eski arkadaşız, tanıdığız daha doğrusu. Derken Cemre bir yazısı için beni buldu, buluştuk. Oradan da bir yemek kitabı fikri çıktı. Malzeme odaklı, mevsimselliği ön planda tutan. Derken üzerine ikinci bir kitap geldi. Yani böyle hem yemek kitabı yazarlı hem turşu paralel gitmeye başladı. Ama kariyer tamamen ekonomiden değişti. Şu an yalnız değilsin bu arada. Ben de sigorta brokerliğinden bu işlere merak yani önceden de meraklıydım da hobi mesleğe bu haliyle dönmüş oldu. Ya aynı hakikaten. Aslında. yolculuk aynı. Klişe dedi ya yani tutkunun peşinden git vesaire evet. hep konuştuğumuz şeyler ama bazen işte sizin tip mesleklerden gelenlerin bu işlere bakışı da biraz farklı oluyor ya evet geleneksel yöntemleri anlıyorsunuz görüyorsunuz ama ikinizde de gördüğüm bir şey yayından önce de konuştuk. Hı hı. Tersine mühendisliği yapıp işin kimyasını anlayıp onu bir döküm haline getirmek mesela yani rastlantıya yer vermemek isteği görüyorum mesela turşu yaparken turşu kurulması konusunda sen de de öyle bir şey gördüm. Sinan'da da öyle bir şey vardır. Biraz onu matematiğiyle tarifiyle yapayım. Hani yoğurdu mesela dereceyle ölçeyim. Öyle Aynen. kaynatalım da parmağımızı daldıralım sevmez. Hani onu görüyorum. Şimdi biraz konuya da girelim mi? O zaman soruyorum ben. Turşu nedir? Önce şunu söyleyeyim. Benim konum sebzenin ve meyvenin turşusu. Çünkü farklı turşular da var. Balığın turşusu. Balık turşusu dediğimiz hmm. şey balığın da fermant edilerek turşulandırılmış hali. Ama benim alanım sebze ve meyve. O yüzden turşuyu tarif ederken kendi alanım üzerinden tarif edeceğim. O da çok basit anlamda şu. Turşu bir sebzenin ya da bir meyvenin daha sonraki sezonlarda, mevsimlerde tüketilebilmesi için asitli ve veya tuzlu ortamda saklanması demek. Bu kadar. Biz turşuyu bir yemek çeşidi olarak düşünüyoruz ama aslında turşu bir süreç, gıdayı evet. saklama süreci. Evet. Bu şekilde tarif ederim. Turşunun bende iki tane fonksiyonu var. Söylediğin şeye çok katılıyorum. Bir tanesi malzemeyi saklama. Yani bu günümüzde çıkmış bir şey değil. Yüzyıllar önce bulunmuş bir şey ve bir ürün hasadını yaptıktan sonra atıyorum yani kendi evinin önüne getirip 100 kilo salatalığı ne yapacaksın? Biberi ne yapacaksın? Dehanayı ne yapacaksın? Tabii. Tabii ki bir seferde tüketemiyorsun. O yüzden önümüzdeki dönemler için onu saklamak lazım. Turşu iyi bir yöntem. Ve bununla beraber insanların çokça kaçırdığı aslında ufak bir detay var. Profesyonel anlamda ben bir yemeği değerlendirmeye çalıştığım zaman şöyle bakıyorum. Farklı doku var mı? Tat profili yaygın mı, geniş mi? Yani düz bir şey de olabilir, geniş bir alana da yayılabilir tat profili. Asit, tatlı dengesi nasıl? Dolayısıyla bir köfte yaptığın zaman ya da bir döner yediğin zaman onun proteini, onun yağı senin damağını yorabiliyor ve sen eğer onun yanına turşu gibi bütün o yağlılığı dengeleyecek asitli bir şey yersen a ...bir kere damağında farklı bir doku uyandırdığı için... ...dönerin, o etinin kendi dokusunun yanında... ...o bir ekstra fayda kazandırıyor. E, asit zaten orada bütün yağı topluyor. Dolayısıyla birden çok fonksiyonu var... ...ve dışarıdan sen bunu ekleyebildiğin için... ...aslında çok da önemli bir joker olarak... ...bizim özellikle kültürümüzde de... ...turşunun devasa bir yeri var diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir kere Sinan'a dönmek gerekirse... ...hani bu bir saklama tekniği. İnsanoğlunun bir ihtiyacından dolayı çıkmış. Bir kere her şeyden evvel bu. İkinci önemli nokta. Şimdi siz bir gıdayı saklarsınız ama aynı zamanda hijyenini sağlamanız lazım. Yani onu hijyenik olarak saklamanız lazım. Şimdi Turşu dediğimiz şey aslında insanoğlunun gıdasını avlayıp topladığı andan itibaren, daha doğrusu fermantasyon teknikleri diyeyim, gıdasını avlayıp topladığı andan itibaren o saklama ve hijyen bacağını garantilemek adına muhtemelen yanlışlıkla keşfettiği bir sistem. Demin de anlattığım gibi İnsanoğlu dediğimiz yaratık, varlık dünyanın her yerinde yaşıyor. Dolayısıyla her türlü coğrafyada açlığını giderebilmek için her türlü elinin altında olan gıda potansiyeli olan malzemeyi avlıyor veya topluyor. Ve tabii ki de o avlayıp topladığı şeyi soyunu sopunu devam ettirtmek için kendinden sonraki gelen ya da yanındaki nesline vermesi lazım. Buzdolapları yok, soğuk saklama teknikleri, gidip marketten istediği gıda dahi alamıyor. Dolayısıyla avlayıp topladığı andan itibaren bir çürümeyle karşı karşıya. Bunu bertaraf etmek için bu sisteme başvurmuş. Bana göre Türkiye'de turşu bir olay. Ama uzak doğuya baktığımızda orada bambaşka bir olay. Yani Asya turşu seviyor diyebilirim. Avrupa'da nasıl, başka ülkelerde nasıl? Yani sence en turşucu ülkeler hangileri? Dünyanın her yerinde var. Kesinlikle sana katılıyorum. Bizim coğrafyamız çok önemli turşu için sadece Anadolu demeyeceğim aslında Orta Doğu. Çünkü bereketli toprakların olduğu, sebzenin, meyvenin bolca yetiştiği, çeşitliliğin olduğu ve iklimin de müsaade ettiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bizim turşumuz çok kıymetli. Ama dediğim gibi tek kavim Orta Doğu, biz Anadolu değiliz tek topluluk biz değiliz. Dünyanın her türlü coğrafyasında Afrika'dan tutun Hindistan'a, Hindistan'dan tutun Rusya'ya, Rusya'dan tutun Polonya'ya, Amerika'ya. Hangi coğrafyaya bakarsanız bakın sebze fermante edilmiş. Bu arada biz şu anda Türkiye'de olduğumuz ve bu podcast'i Türkçe yaptığımız için böyle konuşuyoruz ama hani uluslararası bir ortamda dünyadan bildiğiniz turşuları sayar mısınız deseniz Türk turşusu ilk Onda yer almaz diye düşünüyorum hani insanların aklına bir Ay, Sauerkraut diye bir şey var diye hemen bir onu söylerler. A, kimçi vardı ya derler bir Kore turşusu evet. hemen söylerler ve Türk tipi diyeyim oturşu insanların aklına ilk gelmez. Kesinlikle katılıyorum. Anlatıması zor olabilir. <laughs> evet, zaten bütün dünyaya bunu anlatmaya da çalışıyorum bir yandan. Evet. Burada kaçırmamamız gereken şöyle bir konu var. Bütün bu yayılımların tamamı zamanında Amerika kıtasına göçmüş azınlıkların, halkların orada yerleşmesi ve bir şekilde şu anda Batı kültürü dediğimiz şeyin aslında Amerikan kültürü üzerinden yayılıyor olması. Dolayısıyla Amerika'da bir şey popülerse dünya onu görüyor ve haberdar oluyor. Türkler de zamanında Amerika'ya gitmediği için belki şu andan sonra evet olabilecek, popüler olacak. Ama Amerika'da varsa dünyada var. Amerika'da yoksa dünyada yok. Böyle bir problem yaşıyoruz. Ben meşhur şarkımı söyleyebilir miyim? Lütfen. Daha doğrusu Tarkan şarkısı da Hadi bakalım. <laughs> Buyurun. Kimçi, 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 ha <laughs> kimçi. <gülüyor> Hemen bu Seviyeli bir yayından nerelere geldik? <laughs> <laughs> tamam çok özür diliyorum ya. Kimçinin bu kadar meşhur olması hakikaten iyi bir şey. Sağlığını konuşuyoruz, vücuda yararını. Hatta işte o toplumlar ne kadar az bazı hastalıkları yakalanıyorlar. Yani evet. kimçi nedeniyle deniyor evet. vesaire. Ama ben lezzetini o kadar da sevmiyorum. Yiyorum. hani oralardayken mutlaka çok çay yiyorum. Buralardayken de bulursam her zaman yerim. Ama yani bizim turşularımız da canım turşularımızdır ama. Şöyle bir şey var. Sinan'ın dediğine katılıyorum. Şimdi ben eğitim ve atölyelerimi verirken tabii ki de turşu bir anda tekrar popüler oldu. Neden? Çünkü bu Super sağlık. Full. Aynen. Sağlık bacağı. Başta konuştuk ya ateş olmayan bir pişirme tekniği diyebiliriz aslında buna. Fakat ateş bulunduktan sonra insanoğlu bu tekniği bırakabilirdi. Neden? Çünkü Fermentasyon süreci belirsiz bir süreçtir. Ha, bir canlı tabii. organizma ihtiva ettiği için iniş çıkışı vardır. Gözünüz üstünde olacak bazı parametrelere dikkat edeceksiniz. Her seferinde her ne kadar ki ben de yoğurdumu ölçerek yapıyorum derecesine Yine de yaz yoğurduyla kış yoğurdu değişik olabilir çünkü başlangıç noktanız aynı olmayabilir. Yani canlı organizmanın içerisinde olduğu bir sürecin iniş çıkışı vardır. Dolayısıyla insanoğlu bir şekilde etini pişirmeyi öğrendikten sonra ya da işte hani sebzesini kaynatmayı öğrendikten sonra bu tip teknikleri bırakabilirdi. Çok basit bir Türk kahvaltısını sayarsam ben şu anda mesela aslında gıdanın çoğu fermante. Peynirimiz, çay kahve çay hatta sizin podcast'ı da dinledim orada da bahsediliyordu aslında tam fermanti bir ürün değil ama puer dediğimiz çay mesela fermanti bir bitki kahve dediğimiz aslında çıkışı itibariyle fermantasyona tabi tutulmuş bir yemiş. Sucuk, pastırma, etin fermante hali. Ekmek aslında tahılın fermantasyonuyla başlamış. Ha, süreç sonra değişmiş. Fakat insanoğlu bir şekilde devam ettirmiş. O yüzden de bakıyorsun niye saklıyorsun, koruyabiliyorsun ama Sina'nın da biraz evvel söyledi. Süper lezzetli bir şey çıkıyor. O süper lezzetli şeyi yediğin zaman sana iyi geliyor. Şimdi biz ileriye sardığımızda, 21. yüzyıla geldiğimizde mikroskopun altında bu mikroorganizmaların işte aslında bizim superfood dediğimiz süper güç gıda olduğu ortaya çıkıyor. Bu nerede çıkıyor? Amerika'da. İki tane kitap oradan çıktığı zaman hop bir şekilde bütün dünyada bir trend başlıyor. Bu trend başladığı zaman da herkes bir anda o modanın içine giriyor. İşte bu noktada bence kültürler kendi özlerine bakıp trend öncesi zaten, hallerine. Evet. Aynen öyle kendi özlerine bakıp kendi kültürlerinde olanı da ortaya çıkarıp ben bu süreçte veya bu sürece baktığımızda ne olmuş? Modern yaşamla süreç yozlaşmış mı? Yozlaşmamış mı? Sağlıktan çıkmış mı? Çıkmamış mı? Lezzetinde ne gibi değişiklikler olmuş, olmamış? Bunları masaya yatırıp bunların üzerinden konuşulmalı ve konuşuluyor. O zaman ne oluyor? Dünyadaki büyük restoranlar kendi kültürlerindeki fermante gıda ları ortaya çıkarıyorlar. Hatta bazı restoranlar fermentasyon departmanları kurup... Aynen. ...onlar üzerinden Aynen. de restoranın tırnak içerisinde pazarlamasını yapıyorlar. Aynen. Bakınız normal. Hepsi de dediğim gibi hani 2004'te de okurken zaten okulda okutulmasının sebebi de buydu. Meşhur Sandor Katz'ın Art of Fermentation diye yayınladığı ansiklopedik ciddi kitap. Senin Sinan söylediğine geri dönmem gerekirse o kitaba baktığınızda... ...bir tane Türkiye veya Orta Doğu'da yapılan kullanılan teknik üzerine Turşuyu bulamazsınız. Sonraki kitaplarında bu konuya girdi ama ilk çıkışında haberi yoktu. Hı -hı. Neden? Çünkü bu coğrafya biraz daha geri ama kimchiye sayfalar vardı, zeyrekraltı sayfalar vardı. Tabii ki de Asya turşularına. 2019'un Aralık ayında pandemiden hemen önce ortağım David'le beraber Nomaya bir iş için gitmiştik. Yani yemeğe gittik de işte Reneyle ve David'le. David o zaman fermentasyon departmanının başındaydı. Kitabı da zaten Reneyle beraber aslında evet. yazan David. Evet aslında o evet. Onları Türkiye'den şalgam suyu götürdüm. Ve içerisine kuyruğucu koyulmamış olanlardan özellikle götürdüm ki haberdar olmadıklarında farkındaydım. Çünkü bir önceki gittiğimizde o ne ya biz öyle bir şey bilmiyoruz demişlerdi. Ve tattıklarında ya bu çok eğlenceli bir şey dediğini hatırlıyorum. Çünkü ürünü saklamak için yani şalgamı yaparken kullandığımız teknik yani tuz da var ama bir şekilde maya da giriyor işin içerisine. Dolayısıyla hani nohuttan bir doğal maya aslında oluşturuyorlar ve içerisindeki sarımsak sebebiyle başka bir koruyucu etmen var ve hepsini topladığında aslında çok iyi bildikleri bir şeyin hiç bilmedikleri bir formunu tattıklarında ikisi de ya bu çok eğlenceliymiş ya dediler ve 2024'ün Eylülü itibariyle alkemi menüsünde şalgam var. İşte. Diyorsun? <laughs> Aynen Rasmus koymuş. Can Kozaroğlu bölümümüzü de burada tavsiye ediyorum. Yani Adanalı bir yazar çizer insanın şalgam konusundaki bilgeliğini dinlemeniz lazım. Sadece bizde şöyle bir problem var. Yani bu bizim halkımıza özel bir konu değil. Dünya genelinde günümüz bu popülarite ve trend takip etme ya da hızlı olmak adına yaşanan bir problem. Herkes aslında geleneğini unutuyor. Ve bir şeye yetişmek için kolayına gidiyor. Ne yapıyorlar? İşte limon tuzu koymuyorlar gibi bir turşu yaparken kolaylığa kaçılıyor. Sokaktan geçen birine sorsan kana kırmızı rengini veren nedir sorusuna vişne suyu cevabını veren ekibi geçiyorum. Onun haricinde turşu nasıl yapılır? Turşu için mutlaka limon tuzu kullanmalı mısın? Tırnak içerisinde aslında kimyasal bir maddeden bahsediyorum. Sorusuna insanlar aa evet onsuz turşu mu olur yanıtını genelde veriyorlar sokakta. Bilen eğitimli olanlar bile ve halbuki şöyle değil. Dolayısıyla doğru bilinen yanlışlara doğru da biraz girelim evet, mi? Evet. ilk önce şalgam suyu ve nohutla ilgili iki tane şey söylemek istiyorum. Şalgam suyu bence bizim medarı iftarımız. Benim atölyelerime gelip bu trendleri takip etmekten dolayı... ...pancar kıvas öğretiyor musunuz Begüm Hanım gibi sorular alıyorum. Pancar kıvas dediğimiz şey aslında Rusya'nın fermante içeceğidir. O bölgenin fermante içeceğidir. Ekmekle de yapılır, pancarla da yapılır. Lafını balla kesiyorum. Lütfen. Tat profili olarak da bence bizim... De damağımıza uygun değil. Evet. evet. Şahsi fikrim. Evet. Ben zaten turpgillerle hayatta en sevdiğin sebze nedir desen turp diyeceğim. O yüzden hani benim için zaten şalgam familyası, turp familyası başta. Ya sen alabaş turşusu dedin evet. telefonda. Evet, o evet, andan evet. beri canım alabaş evet. turşusu Türk istiyor. Turşusu da çok güzel olur. Açarsınız kavanozu açıyorum bazen atölyelerde. Ay Bilgim Hanım bu çok kötü kokuyor falan diyor. Tabii ki de hani turp familyasının kendi içerdiği kimyasal içeriklerden dolayı. Fakat inanılmaz lezzetli bir turşu. Şalgam ise bizim coğrafyamız. Yani bizim kıvasımız, yani bizim fermante içeceğimiz bir sebze kullanarak mayalandırarak diyelim onu. Aslında bakteriliyoruz hı hı. aslında. Fakat mayalandırarak fermante ettiğimiz ve bununla beraber sindirime yardımcı olan, çünkü fermante ettiğimiz için sindirime yardımcı oluyor ve ferahlatıcı etkisinden alıp bizim içeceğimiz şalgam suyu. Önemli bir duruşu var aslında. Medar iftarımız diye söylüyorum. Kullanılan nohuta gelince ya da bulgur hani neyse o da mayalama dediğimiz şey de ki turşuda da şimdi ona bağlayacağım bütün sebzelerin ve meyvelerin aslında dışarıdan hiçbir şey koymadan kendi kendini mayalama ya da fermante etme özelliği var çünkü üzerinde yaşayan canlı mikroorganizmayı yaşatmak ve çoğaltmak üzerine kurulan bir sistem bir fermantasyon. Şu anda şarap dünyasında popüler olan yeah. şaraplar gibi evet. natürel. Şaraplar Aynen öyle. Gibi. Çünkü aslında hepsi aynı. Doğa, ana, anaç. Evet. Bütün gıda gruplarını insanoğlu fermante etmiş. Hani Türk kahvaltısını sayarken tabii ki de şarabı saymadık. <laughs> hani üzümün fermante halidir. Ve sirke dediğimiz şey de aslında van egr dediğimiz ekşi şarap ve onun bakteri fermantasyonu ile ekşimesidir aslında üzümün. Yani birçok gıda grubuna uyguluyoruz fermantasyonu. Neyse. Nohut ve bulgur dediğimiz şeyde bu süreci hızlandırma üzerine kurulu. Sıcakta hep mantık sıcakladı el ele gider. Sıcak iklimlerde sizin fermantasyonu bir an evvel yapıp bitirmeniz lazım. Çünkü sıcakta fermante ettiğiniz gıdanın bozulma ihtimali çok yüksek. Sıcaklık sistemik bozabilecek bir mekanizma. Bulgur ve nohut eklenmesindeki sebep mikroorganizmaya bir an evvel... Turbo. Şeker, turbo. Aynen. Yani o kalkacak da şalgamın içindeki pancar şekerli bir malzeme olduğu için fermentasyon çok çabuk başlıyor ama şalgam yeteri kadar şeker ihtiva etmediği için sizin dışarıdan ona bir gıda vermeniz lazım. Örnek olarak çocuk doğum günlerini veriyorum. Diyorum ki bir çocuk doğum günü düşünün. Bir masa var. O masanın bir tarafında armutlar duruyor. Öbür tarafında da haribo duruyor. Çocuk hangisine gider? Hani normalde şekere doğru ilerler. Armuta gelmez sıra. Bakteriler için de mayalar için de aynı şey geçerli. Basit şekere doğru gidiyorlar. Nohut çok ve bulgur güzel. bu anlamda öyle. Zaten insanoğluyla çok paralellik kuruyorum mikroorganizmalar arasında. Biz makro bir organizmayız çünkü. Ee, biz tepedeyiz. Piramidin tepesinden de aşağıya bakıyoruz. Kendimizi de çok bir şey zannediyoruz. Öyle düşünüyorum şahsım <laughs> adına. Halbuki o mikroorganizmaların kadim bilgisi ne yaptıklarını biliyorlar. Turşuya da bağlamak gerekirse, onlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar. Sen onlara sadece o alanı tanımlayacaksın hmm. ve onlara o tanımlı alanını manipüle ederek kendi potansiyelini en iyi şekilde çıkarmasını sağlayacaksın. Gerisini de ona bırakacaksın. Bunu yaparken biz Anadolu tarzı Türk tipi turşuyu konuştuğumuz zaman aslında birkaç tane malzeme var. Asitle bunu yapmamız gerekiyor. Asit için genelde sirke tercih ediyoruz biz, ama limonla da yapabilenler evet. var. Evet. Burada da asıl soruyu soralım mı? Arada ben bunu sorayım. Çünkü bu soru bu dakikaya kadar niye sorulmadı diye düşünen dinleyicilerimiz vardır. Herhalde sizin için bir klişe. YouTube'a girdiğimizde ve turşu yazdığımızda başka bir şey çıkmıyor. <laughs> Nedir? Neşele Günler bir yeşilçam filmi. Oradaki tartışma. Turşunun iyisi limonla mı olur, sirkeyle mi olur? Münir Özkul bir şey söylüyor. Adile Naşit başka bir şey söylüyor. Sen ne diyorsun? Da Ve onlar arada saç sorayım. saça baş başa kavga ediyorlar bu konuda. Ben diyorum ki bir kere sakin olalım. <laughs> İkisinin de ayrı yeri var. Ben şahsen minir özkulum, limoncuyum. Genelde turşularıma sirke koymam. Bir iki tane istisnası vardır. Tabii burada konuştuğumuz fermantasyona tabi tutulmuş turşular. Çünkü çabuk turşu dediğimiz hani hepimizin ailelerinde hani pancar turşusunu düşünürseniz hani sabah yap akşam ye pişirilmiş turşulardan bahsetmiyoruz. Ama fermante turşuları konuştuğumuz zaman ben limoncuyum. Neden? Çünkü yaklaşımım olarak yavaş olsun, kendi halinde olsun. Hep şu örneği veriyorum, keskin sirke küpüne zarar. Sirkenin keskin bir asiditesi var. O asiditeyi tercih etmiyorum. Tercih ettiğim başka turşular var ama fermante edilmiş. Mesela bir salatalık turşusunda ben o sirkeyi tercih etmiyorum. Limonun özelliği kabuğundan gelen, esansiyel yağından gelen bir raihası var. Yani limoncuyum ama sirkenin kullanıldığı alanlar var. Asiditeyi vermek konusuysa eğer konuştuğumuz diyorum ki kavga etmeyin. Sumak var. Sumak bizim coğrafyamızın önemli bir malzemesi ve sumak ekşisi dediğimiz şey aslında siz bu ekşiyi turşuya da verebilirsiniz sumak tohumu katarak. Aslında Begüm çok güzel bir şey özetlemiş oldu. İnsanlar hep tarife takılıyorlar ya. Benim de zaten sevmediğim iş o. Tekniği öğrendikten sonra sen tarifi kendin yaratırsın. Dolayısıyla teknik bize ne diyor? Turşu yapmak için bize su lazım, asit lazım ve tuz lazım ve zaman. Şimdi suyu ve tuzu okey bir şekilde dışarıdan biz kendimiz ilave edebiliriz ama asit için kullanabileceğimiz pek çok şey var. Bu pek çok şey tarifte değil aslında tekniği bilmekte evet. çözülüyor. Şöyle özetlesem yanlış olmaz diye düşünüyorum ve sen lütfen üstüne yorum yap. Daha narin olabilecek gıdalarda, daha o yuvarlak aromaların onda tadılmasının daha hoş olacağı turşularda limon kullanmakta bir problem yok. Atıyorum şeftali turşu yapmak istiyorsan limon kullanabilirsin. Ama çok Mesela sülfürü yüksek bir turpla ilgili evet. bir şey yapacaksan orada sirke de koyabilirsin. Evet. Ama yine limondan gitmekte fayda var demek istiyorsun sen. Evet hani bir de sirkenin bir yeri var. Onu da altını çizmek istiyorum. Yani neden bizim coğrafyamızda sirke olmazsa olmaz? Çünkü bizim coğrafyamız Anadolu bir kere üzümün anavatanı. Üzüm gerek yaprağı olsun gerek kendisi olsun yüksek tanen içeren bir malzeme ve coğrafyamız çok sıcak bir iklimi olduğu için göreceli olarak Şimdi Rusya ile Polonya ile Almanya ile falan karşılaşıyorum ya da hani başka soğuk memleketlerle. Orta Doğu ve Anadolu daha sıcak olduğu için o sıcağın sizin turşunuzda yaratabileceği zararı bertaraf etmek için aslında asiditeyi bir lazım. aynen asiditeyi baştan devreye sokmuşuz kültürel olarak. Sirke hem asiditeyi arttırıyor. Yani limonun asiditesi ile sirkenin asiditesi aynı değil. O yüzden sirkeyi baştan mekanizmaya sokmuşuz. Bu birinci asit olarak sıcağa karşı. İkincisi tanen içeren malzemeleri turşularımızda kullanmışız. Asma yaprağı olsun, koruk olsun, koruk ekşisi olsun ya da üzümün eden hali dediğim sirkeyi kullanmışız. Tanen içerdiği için tanen şarapta nasıl gövde veriyorsa turşuda da o erimeyi bertaraf ediyor. Ve tarihsel olarak meşe fıçıları düşündüğünüz zaman turşunun kurulduğu sadece şarabın yapıldığı değil. Onun da sebeplerinden bir tanesi çünkü meşe ya da koyu yapraklı bazı ağaçlar ve bitkiler vişne olsun, işte meşe olsun gibi kiraz yaprağı olsun çünkü başka ülkelerde onlar kullanılıyor. Tanen içeriğinden dolayı turşuya girmiş. Ama sen hiç asit eklemeden de tuz ve suyla muhteşem bir turşu kurabilirsin. Burada ama işte turşunun türlerine giriyor. Evet. Yani orada iş birazcık çatallanmaya başlıyor. Evet. Mesela ben çok yemek yapan biriyim ve hı hı. yabancı yemek tariflerini de neredeyse yani bizim yemek tariflerinden daha fazla muhtemelen inceliyorum çünkü bizim yemek tariflerini biliyorum. Yabancı tarifler bana ilginç geliyor ve yurt dışında çokça olan ama bizde olmayan bazı malzemelere gerçekten sinir oluyorum. Mesela apple cider vinegar, işte elma sirkesi diyeceğim ama karşılığı o değil. Aslında orada da şöyle bir şey söylediğin şey doğruluyor bunu. Bizde elma sirkesinin karşısında zaten çok sağlam bir şekilde durabilecek üzüm olduğu için biz elmaya koşmamışız sirke yapmak için Elma Kuzey ülkelerinin hani kovaladığı ve ellerinde başka malzeme olmadığı için ondan aslında... Kuzey ülkesi dediğim de hani ha gayret Almanya'nın üstünden dünyayı kesip yukarıya doğru devam edebilirim Kuzey Kutbu'na doğru. Oraların temel savaşçı, turşu yapıcısı ya da sirke yapıcısı olarak kullandığı... Güneş bir şekilde görmemesinden ötürü tatlanıp dalda kala kala artık şekerlendiği evet. bir malzeme olduğundan sirkeye ya da işte benzer ürünlere dönüyor. Bizde dediğin gibi üzüm var ve fakat bu bize bence şöyle bir bir dezavantaj yaratıyor. Turşu yapma konusunda kendi bildiğimiz turşuda iyiyiz ve fakat dünyadaki turşu türleriyle ilgili de kendimizi o kadar kapatmışız ki alternatif bir şey Peki, gördüğümüzde <laughs> alternatif bir şey gördüğümüzde bu turşu değil diyoruz. Evet, zaten dünyaya baktığımız zaman hani eminim bu konu hep masaya yatırılıyordur. Baharat yolu yani İpek Yolu, Baharat Yolu hani işte meşhur İstanbul üzerinden de geçiyor. Enteresan. Baharatlı turşularımız çok az. Aslında dünyada diğer coğrafyalara baktığınız zaman baharat Turşu da fermentasyonun destekçisi. Yani biz nasıl biraz evvel konuştuk üzüm sirkesi konusunda. Bazı coğrafyalara baktığınız zaman baharat ciddi turşunun içinde rol oynayan bir faktör. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Kişniş tohumlu büyük kornişon İlk salatalık turşusu. Bir kavanozda görürsün ya. Yani. Sarımsak çok büyük rol hmm, oynuyor. Doğru. Çünkü şuna ihtiyacım var. Şimdi tuz koruma faktörü. Yani... Tuzsuz bir... Tuz zaman için koruyor. Evet. Doku için bazen koruyamayabiliyor. Arttırmak lazım oranı aynen. O zaman işte sarımsağın devreye girdiği yer orası olabiliyor. Dokuyu da koruyabiliyor sarımsak ve aroma da verebiliyor. Evet ve tabii ki de en büyük özelliklerinden bir tanesi sarımsağın antibakteriyel, antimikrobiyel, antiviritik olduğu için istenmeyen mekanizmayın yaşamasını da bir şekilde yavaşlatan bir şey. Baharat da aynı şey. Bizde baharat kullanılıyor demeyeceğim. Çünkü biraz rezene tohumu işte Osmanlı'da da görüyorsun. Biraz kişniş tohumu falan. Ama ben baharat bazlı turşulardan bahsediyorum. Nereye gitmemiz lazım? Mesela bir Hindistan'a baktığınız zaman son derece sıcak iklim. Turşularını mutlaka baharat bazlı yağlarda fermante ediyorlar ya da pişiriyorlar. Kimçi dediğimiz şey mesela kimçi hani bütün dünyanın şu anda çıldırdığı kimçi deyince akan suların durduğu turşu tekniği diyeyim. Ben ona macunlama diyorum. Çünkü kimçi de önce ürünü bir tuza yatırıyorsunuz. Ondan sonra bir macunluyorsunuz ve bu bir baharat karışımı. Niye tuzladığımızı söyleyelim. Bir, tuz ilk önce bir koruma faktörü verdiği gibi dokunun da değişmesine yardımcı oluyor. Sen tuzlamadan ürünü, lahana buradaki ana ürün, lahanayı dediğin gibi macunladığın zaman bir tutmayabiliyor. iki istenmeyen dokular, aromalar ve aslında aradığın şeyden başka bir şey karşına çıkıyor. Tuzun orada koruyucu etkeni aslında girmesine sebep. Evet şöyle de bir şey var. Kimçi üzerinden örnekten gidelim ama bu her turşu için geçerli. Tuzun yaptığı şeylerden bir tanesi ozmoz yoluyla sebzenin iç hücrelerine giriyor. Sebzenin hücre duvarlarını çatlatıyor ve çatlattıktan sonra sebzenin kendi öz suyunu dışarıya çıkarıyor. Fazla sayılabilecek öz suyunu. Evet, evet. ve kimçiyi terlettiğin ya da tuzladığın zaman işte o su dışarıya çıkacak. O çıkacak ki sen o macunu sür ve o macun tutsun. Bizde baktığımızda ki bu bizim bence çalgam suyuyla paralel olarak yine kuvvetli bir alanımız. Bizim turşularımız salamura bazlı oldukları için tuz sebzenin hücre duvarını çatlatıp öz suyunu dışarıya çıkardıktan sonra kurduğun tuzlu su leziz bir turşu suyuna dönüyor. Ve biz o yüzden onu içiyoruz. Aynen öyle. Yutkunuyoruz <laughs> ve içiyoruz. Kimchi'deki baharat <laughs> ne o kırmızı baharat? Koçucan ee, kullanıyorlar biber evet. salçası ama sadece koçucan da değil yani sadece biber salçasından yapılan bir karışım böyle dediği gibi çok şahane bir terimmiş. Ben de bir şey eklemiş oldum şimdi sözleme. Macunlamıyorlar. Onun içerisinde de bir dünya numara var. Yani bana sen... evet böyle bir biber karışımı evet. salçası gibi gelir i̇şte hep o. Zencefil. Mesela hmm. mutlaka olmazsa olmazlar ciddi sarımsak, az biraz zencefil, soğan. Şimdi bunları düşünürsek bunlar baharat değil ama mutfak terminolojisinde aromatik dediğimiz şeyler. Ve bu aromatiklerin gene en büyük özellikleri antiviral, antimikrobiyal antibakteriyel özellikleri var. Dolayısıyla korumayı tuzla beraber ve mutlaka o macunun içerisine tekrar bir tuzlu faktör koyarlar. Bu coğrafyaya göre değişir. İşte atıyorum kafadan, kimisi balık sosu koyar, kimisi kuru karides koyar, kimisi istiridye koyar. Yani bir şekilde tuzlu bir faktör içi ihtiva eder. Japonya'da belki hatırlarsın, çok koyu renkli ya da çok açık renkli miso macununu sebzelerin, turpların, salatalıkların Tabii. vesairelerin üstüne Tabii. sürüp misozuke aslında da işte Japon tipi turşu diyeyim ona da miso ile yapılan Hı -hı. onu hazırlıyorlar. Evet. Onda aslında hiçbir şey yok. Miso'nun kendisi süper macun olduğu için ekstradan evet. üstüne biraz önce saydığı zencefili, sarımsağı, soğanı vesaire eklemeden bir de zaten Japonların damağı birazcık farklı çalışıyor diğerlerinden. Daha sakin ama kendi sakinin içerisinde fırtınalar kopan tatlar sevdikleri için çok karışık şeylerle alakaları yok. Var olan bir tek şey kendince coşkusunu istiyorlar. O yüzden tek tip bir macunla, misoyla aslında turşularını yapıyorlar. Miso da ama yapıyorlar. zaten deniz tuzu var içinde soya i̇şte kendi var. Kendi başına fermante bir ürün zaten evet. o da. Aynı yere geliyor konu. Teknik konuştuğunuz zaman Hiçbir problem yok. Tarif konuştuğunda problem çıkıyor. Zaten Japonların da kendine has çok derin bir turşu kültürü var ve sofistike seviyeleri olan. Yani bizim gibi herhalde bizim göçebe bir toplum olmamız ve çok bir arada yaşamamızdan dolayı sebzeyi büyük nasıl mantıları hani Çin'den gelen mantıyı büyük kazanlarda kaynatıp ufaltıp hani daha büyük çoğaltıyoruz bir şekilde. Turşu'da da öyle bir şey yaptığımızı düşünüyorum açıkçası hmm. ama tabii araştırıp bakmam altını doldurmam lazım boş keseden <laughs> sallamayayım. Ama Yok ama şu... mantık seni oraya götürüyor. Evet işte turşunun tarihçesi nedir turşu ne zaman çıkmış bilemezsiniz. Söyleyemezsiniz. Göbekli evet, tepeden mil... önce belki. Yani, aynen. hani milattan önce 2000'li yıllarda Mezopotamya. Nereden biliyorsun? Afrika'da da olabilir. Sinan Çin derdi mesela. Her şey Çin diyor tutuyor. Her şey Zaten Çin yani. Yüzde ya. elli Her şey... yüzde tutuyor çünkü. Evet. <laughs> en Şimdi yani. aynen sonuçta ama Japonların da çok ciddi bir fermentasyon kültürü var. Ya baktığında Shoyu... Yani Japon evet. tipi soya sosu dediğin şey de aslında evet. bir turşu suyu. Tabii ki. Yani Fermate? soya sosu döküyoruz ya. Evet. Soya sosu dediğin şey soya fasulyesinin belli işlemlerden geçtikten sonra suyunu salması sonucunda elde ettiğimiz son mamur. Yalnız ikiniz bana fazla geldiniz. Yani turşunun bu kadar akademik düzeyde. <laughs> yani limon mu sirke mi düzeyinden nerelere geldik? Heyecanlandık. evet beynimde damarlar falan arttı. Yani konsantre sizi dinlemeye çalışırken. <laughs> <laughs> ben kim çiz şarkısı söyleyen birisiyim yani. Ama ne kadar enteresan. Sen konuşurken birkaç şey düşündüm Begüm. Mesela dedin ya yani gerek olmadığı belli bir tarihten sonra bile biz turşuya sevgimizi, ilgimizi sürdürmüşüz. Bunun nedeni ne olabilir? Tabii ki o lezzet algısı herhalde değil mi? Her şey bir yana işte o kahvaltıda bile kaç çeşit diyoruz. Yani lezzetini çok seviyoruz ve arıyoruz. Senin ekşi araman gibi bazı insanlarda bu arayış vardır ya ekşi şey olmadan. Benim ortaokulda bir sınıf arkadaşım vardı Özlem. Her gün mü insan okuldan çıkışta turşu suyu içerdi mesela? Demek ki bu bir ihtiyaç bazı insanlarda. Fermante gıdaların en büyük özelliklerinden bir tanesi ki turşu da bu gruba dahil Umami içeriyor. Hmm. Umami'nin en büyük karakteristiği yedikçe yedirtir. Bağımlılık Anlılar, da yapıyor. Bağımlılık yapar. Bir bahçen var. Orada salatalık yetiştiriyorsun. Sabah kalkıyorsun, gidiyorsun o salatalığı dalından koparıyorsun. İşte alıyorsun kahvaltıda dilimliyorsun. Beyaz peynirinin yanında yiyorsun. Şimdi bir de bir salatalık var ki tuzlu suya girmiş bir salatalık. Öğlen oluyor. Buzdolabını açıyorsun. Salatalık turşusu kavanozuna ilerliyorsun. Kavanozun kapağını açıyorsun. Elini kavanoza daldırıyorsun. Oradan bir tane salatalık turşusu çıkarıyorsun ve onu ısırıyorsun. Dediğim noktada <laughs> ağızda o mi? hareketlenme başlıyor. İşte bu lezzet faktörünün ön planda olması. Yani o salatalık o kavanoza giriyor, süper salatalık olarak çıkıyor. Bir saklanıyor, iki lezzetleniyor. 3 ta başa sararsak 21. yüzyılda keşfettiğimiz mikroskopun altındaki o probiyotik dediğimiz hı hı. dünyanın senin vücuduna verdiği bir şifa var. Evet. Bağırsak aktivitelerin kendine geliyor. Ruhun kendine geliyor. Tabii. Bağırsak çok önemli. Tabii i̇kinci ki. Bey'in. işte Ay, evet. o <laughs> evet. Amerika'daki kitaplar dedin ya muhtemelen Bağırsık ikinci Bey'in kitaplarının yayılışıyla herhalde turşu aşkımız da artmıştır. Bütün dünya çapında evet. diyeyim yani. Atölyelerde soruyorum mesela turşu için kim geldi diyorum bir hareket yok. Kim diyorum sağlık için geldi diyorum hemen hareket başlıyor. Eller kollar havaya çıkıyor. O zaman bir ara soru sorayım. Tabii. Şimdi sen atölyeler diyorsun. Yani Hı -hı. kendinden biraz bahsettin de neler yaptığını atölyeleri mesela. Mesela, anlatsana bir de oraya ne tip insanlar geliyor? Yani bir ev kadını tabir ettiğimiz insanlar ya da yeni nesil artık gençler kadın erkek yemek yapıyorlar. iki tarafta çalışıyor. şefler var artık işte Sinan'ın bahsettiği örnekler dünya çapında restoranlarda turşular ve onlar da ilgileniyorlar gibi gibi. Atölyeler çok uzun zamandır devam ediyor ve bu yola ilk başladığım zaman hiç unutmuyorum. Babam bana ya bir kim dinler turşu demişti. Fakat o inandığım yola girdim ve eğitimler hani şu anda yaklaşık 10 seneyi buluyor ve çok insan profiliyle karşılaştım. Dediğin gibi ev hanımları var. Gençler çok var. Vegan ya da vejeteryan olan bir kesim var. Onlar için probiyotik gereksinimlerini karşılamak için turşu çok kilit bir gıda diyeyim. Çünkü fermente gıda başka türlü almaları zor. Süt etten, peynirden alamıyorlar onu. değil Alamıyorlar. Mi? O yüzden hani turşuyu öğrenmek istiyorlar. Tabii bir vegan ya da vejeteryan olduğunuz zaman o zaman sağlık sizin için ön planda oluyor. Gençler çok var. Şefler var. Onlar da atölyemi taçlandırdılar. Çocuklar geliyor. Çocuklara atölye verdiğimde de oldu. Mutlu olduğum yerlerden biri de üniversiteler. Üniversitelerde de bazen yemek kulüplerinde atölye veriyorum. O gençler için, öğrenciler için de çok önemli. Çünkü turşuyu biliyorlar, bir şekilde meraklılar, yapmak istiyorlar. Onlar geliyor. Kadınla erkekliyiz. Erkek katılımcı çift olarak gelen çok var. Baba kız gelen var. Enteresan. Turşu deyince herkes bir şekilde bir tarafından tutuyor, ilgileniyor, seviyor. O yüzden Peki ne kadar sürüyor? Bir hafta, bir gün, bir gün içinde binanın kaç saat? Genelde en çok talep gören atölye Fermante Turşular Atölyesi. Yani bizim adı öyle diyoruz. Fermante turşular diyoruz. Çünkü o ayrımı yapmayı seviyorum. Dediğim gibi turşunun başka çeşitleri de var. Fermente turşu atölyesi en popüler olanı. O genelde bir iki saat diyoruz ama üç buçuğu bulduğu oldu. Bir iki kere dört saat yaptığımız oldu ama genelde bir gün içinde bitiyor. Sonra ayırmayı seviyorum. Mesela biraz evvel konuştuk sauerkraut. O Zau nedir? Biraz ha. da bahsetsene. Dinleyip bilmeyen çok Tabii. insan olabilir. Şimdi sauerkraut ekşi lahana demek. Yani sauer Almanca <laughs> ekşi demek. Kraut da lahana. Almanya'nın ve o yörenin Almanya demek istemiyorum bir tek çünkü o yörenin yani Orta Avrupa'nın diyeceğim. Çünkü ben Zwerkwald yapmayı bir Polonyalıdan öğrendim. Danuta Amerika'da yaşarken bana yardıma gelirdi ve bana sauerkraut yapmayı öğretti. Ben bu turşu işine sarınca falan getirmişti hediye. Oradan işte bana bunu öğretir misin dedim ve sauerkraut yapmayı öğrendim ondan. Onunla da çok güzel bir yemek öğretti bana. Ayrıca da onu anlatırım. Salatalık turşulu çorba. O salatalık turşulu çorbayı da ondan öğrendim ama Bigos diye nefis bir yahni öğretti bana. Oranın kapuskası. Hmm. Ay yani, kapuska da çok severim ben. Evet zaten kapuskayı da lahana turşusu mutlaka eklenmesi gereken bir şey kapuskaya bence. Ay ağzım uslandı yeter. Iki de, Acıktım. <laughs> i̇çindekiler ikide e, kuru fasulye tarifimiz var. Mesela orada da sonuna biber turşusu koyuyoruz. Çünkü o asidite Sinan'ın da başta söylediği hani o yemek. Dama böyle bir başka şekilde tırtıklıyor. İsterseniz üstüne de koyun ama o bir asidite. Onu da işte zamanında Danuta'dan öğrenmiştim Bigos. Bizde Karadeniz'de de bazen koyarlar hafif lahana turşusu kapuskaya var biliyorum. Ya yani herkes koymuyor ama arada koyanlar oluyor. Kapuskaya lahana turşusu koymaktan evet. bahsediyoruz evet. değil mi? Ne oranda koyuyorsun yani mesela? Yani çok az mesela. Biterken üçü, üçü, sonunda. Üçü, sonunda. Üçü, ocağı kapatmadan 2-3 evet, dakika asidite önce. Asidite kaybolabilir piştikçe ona gerek yok. Son dakika yani hani böyle bir içine atıver. İnce kıyı atıver. Atıver Sinan. <laughs> hay hay canım. Şimdi sauerkraut'a dönmemiz gerekirse o coğrafyada turşu salamura ile yapılmamış tuzlama metodu. Yani nedir? Sebzenizi alıyorsunuz belli bir kiloda 51 bir oranda tuz koyuyorsunuz, ovuyorsunuz ve o biraz evvel konuştuğumuz tuzun ozmoz yoluyla sebzenin iç suyunu çıkarmasıyla kendi kendine bir salamurası oluşuyor. Sauerkraut'un en büyük özelliklerinden bir tanesi çok kuvvetli bir turşudur. Çünkü salamurası kendi içinde yani dışarıdan bir suyla yapmazsınız. Hmm. O yüzden o şekilde kuvvetli bir turşudur. Genelde az tüketilir. Yani böyle açıkta bir kavanoz yiyemezsiniz. Tuzlu da bir turşudur. Danuta'dan öğrenmiştim mesela onu. Bir sürü coğrafyada farklı teknikler iklim şartlarıyla, sıcaklıkla, ne bileyim ben hani kültürün kendi büyüklüğü, küçüklüğü, toplumun büyüklüğü, küçüklüğüyle gelişmiş. Yetişen ürünler senin anlattığından tabii, anladığım tabii, şey. Tabii bakıyorsunuz yani orada bir kelek yok, acur yok, hani domates yok. Onlar almışlar ve sauerkraut aslında bir teknik bu anlattım. Bazı yörelerde şalgamı aynı şekilde fermante etmişler. Ona mesela Zaa Rubin derler. İnce kıyılmış şalgam turşusu. Ha siz ne yapabilirsiniz? Ben bunu alıyorum mesela. Kendi evimde turpu rendeliyorum. Havucu rendeliyorum. Çıp 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 Belli bir oranda tuzla karıştırıp kavanoza koyuyorum bastırarak... ...ve turp ve havuç kendi iç suyunu salgılıyorlar. Yine aynı tekniği kullanan farklı bir turşu yapıyorum. Bu arada kök sebzeler, hani sen şeker dedin ya... ...kök bazı ürünlerde şekerin daha fazla olduğu söylenir ya... ...patates gibi, pancar gibi, hani havuç. muhtemelen öyle havuç... ...onların yapılışı da değişiyor değil mi? Genelde standart gitmeye çalışıyorum. Hmm. Fakat standart gittiğimde hep verdiğim şey... Sıcaklığa göre fermante etme sürenizi azaltıp çoğaltabilirsiniz ki biz Türk toplumu sıcağı seven bir kültürüz. Almanya'da 14 derecede, 12 derecede, 8 derecede evinizin kilerinde zaoukraltı fermante ettiğiniz zaman 8 hafta, 9 hafta fermante ediyorsunuz o istenilen lezzet profiline gelmesi için. Ama 25-26 derece kombili bir evde o lahanayı 6 hafta fermante ederseniz erir gider. O yüzden şekerli sebzeler yani havuç olsun, pancar olsun bu tip kök sebzeler de biraz daha kısa süreli fermantasyon. Çok iyi anladım. Şimdi bizim asit, tuz, su mantığıyla yaptığımız aslında turşular var. Bunları sirkeyle ya da limonla yapabiliyoruz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem tuzlu salamura işi var. Tuzlu salamura işinin aslında en bilindik örneği bizim için zeytin. O da turşu aslında. Aynen öyle. Adı çok havalı ama aslında tuzla fermente etme dediğimiz biraz önce senin anlattığın laktofermente işi var kiraz turşusu mesela var Çok Karadeniz'de. Sevelim. Kimçi de yani. Taflan da olabilir. Taflan Taplan da olabilir. Ya tuza yatırmak. Macunlama işi de bunun içerisine girer diye sayalım ama. hani Onu da ayırabiliriz tabii, tabii. ama günün sonunda o da laktofermenteye tabii, giriyor. Tabii tabii. Aslında çoğu laktik asit fermentasyonuna giriyor. Çünkü orada ısıya tabi tutmadığın için hiçbir şekilde o yaşayan mikroorganizmayı öldürmüyorsun. Ve burada gireceğim kısım evet. o. Evet. Bizim market raflarında gördüğümüz ...pastörize edilmiş Eğitim. turşular var. <laughs> pastörize edilmiş turşularla ilgili böyle bir esprili konuştuk. Çünkü aslında orada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Market rafında gördüğünüz turşular... ...şu ana kadar bölümün içerisinde konuştuğumuz... ...bütün turşunun faydaları konusundan... ...en uzak noktada duranlar. Çünkü pastörize olduğu için içindeki bütün... Probiyotikler. Aynen. Bizim turşu yememize de aslında... ...sebep olan diyeyim yararlı şeylerden uzaklaşmış oluyor. Bir öyle bir problem var. İkincisi <laughs> bazı durumlarda çok da kaliteli üründen çıkmayabiliyor Hızlı turşular var. Türkiye'deki mutfak okullarından mezun olanların hangi restoranlarda çalıştığını hızlıca ayıklayabildiğin böyle hızlı soğan turşusu gördüğün menüler. Hızlı so Halbuki ben de bir şey söylemek istiyorum. Lütfen rica ediyorum hızlı soğan turşusunu seviyoruz. Yeri ayrı. Asiditesiyle seviyeyi bir yere alıyor. Fakat şu anda balık mevsimindeyiz ve mor soğanı lütfen bir tuzlu salamura ile fermante edin. Fermante edilmiş haliyle lütfen bir tadın. Ondan sonra Bakalım o hızlı soğan turşusu ne olacak. Aynen. <laughs> bu macunlama dediğimiz işi hadi içinden çektik, aldık. Kimçiyi dediğim gibi ayırdık. Misozu Japon tipi Aynen. misolu turşuyu onu da ayırabiliriz. Bunun haricinde Türklerin çok uygulamadığı ama Türkiye'deki burger restoranlarının Alman tipi turşu sevmesi sebebiyle şekerli turşular var. Genelde bu arada çok basit bir salamura oranı verecek olursak 1 litre suya yüzde %5 oranında evet. tuz yaptığımız evet. zaman aslında bu bir evet. bununla turşu yapabiliriz. Şöyle nereden çıktı ya da gelmem gerekirse hani pazarları konuştuk mesela gidiyorsun pazarına hani diyorduk ya limon tuzu meselesi hı hı hı. Onun dışında teyzeciye soruyorsun işte diyorsun teyze diyorsun ne koydun içine? Aa diyor işte diyor üç çorba kaşığı tuz koydum diyor falan. Peki teyze öbürüne gidiyorsun işte de, siz ne koydunuz diyorsunuz veya başka birine soruyorsunuz harika bir turşu yiyorsunuz. Bir avuç tuz koydum diyor. Böyle böyle şimdi bir şey eğitimi hani bu mutfak eğitimini aldığım zaman reçetenin önemi üzerinde hmm. de durduk. Yani bir aşçının elinin lezzeti önemlidir. Göz kararı, damak çok önemlidir. Fakat bir o kadar reçetenin de önemi var. Ve siz bir avuç tuz dediğinizde kaç gram? İri tuzsa farklı çeker, ince tuzsa ...farklı çeker. Lafını balla kesip bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Türkiye'de... ...insanların çok dikkat etmediği... ...ve fakat aslında turşu yapma... ...işinde çok önemli olan bir konu... ...doğru tuz seçimi. İnsanlar... ...şu anda çok popüler, havalı... ...ya da bilindik olduğu için... ...deniz tuzuyla da turşu... ...yapıyorlar. Halbuki deniz tuzuyla... ...turşu yapmak yerine kaya tuzuyla... ...turşu yapmanın ben daha doğru... ...olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Birkaç sebebi var. Savunabilirim. Bir... Deniz tuzunun içerisindeki yapı ürünü eritmeye yönelik onu korumaya yönelik değil Hı -hı. yani daha uzun süre tuzlamamızın sebebi onu korumak ya. Hı -hı. kaya tuzunda bu olabiliyor. Bir de insanlar şeyi kaçırıyorlar. Hangi boy tuzla bu işi yapacaklarını. Yani en ince sofra tuzuyla mı yoksa böyle Hı -hı. büyük taneli kaya tuzu denilen tuzlarla mı? Tabii işin içerisinde işte o limon tuzu da o da tuz diyorlar ve halbuki aslında limon tuzu dediğimiz şey değil, tuz değil, değil, başka bir şey. Tabii, tabii. Aynen. Tuzun partikülünü yani bu boyunu konuşmamız gerekirse o yüzden zaten bu 1 litreye 50 gram tuz olayını veriyoruz. Çünkü bu hani ilkokulda öğrendiğimiz şey bir kilo demir mi ağırdır, bir kilo pamuk mu? Sonuçta gramajdan konuşursak 3 çorba kaşığı ince tuzla 3 çorba kaşığı kalın tuz farklı çekiyor aslında. Çorba kaşığı volümden konuştuğumuz için ağırlıktan konuşmadığımız için bir tanesi 60 gram çeker, öbürü 40 gram çeker. Şimdi diyeceksin ki bir gün bunların arasında çok bir fark yok. Ciddi fark var aslında. %50 kadar bir Fark var yani hani sonuçta 20 gram bir fark var. Ondan sonra ne oluyor? Instagram'da patlayan turşu videoları seyrediyoruz. Evet. Öyle ee, bir şey mi 5, var? 5, %5 yani 50 gram bir yelpazenin ortası. Bunu aşağıya 40 gramlara kadar da çekebilirsiniz. Eğer iklim müsaade ediyorsa, iklim derken odanızın sıcaklığından da bahsediyorum. Eğer odanızda fermante ediyorsanız. Ya da 60 grama kadar çekebilirsiniz. 60 gram tuzlu bir turşudur. Hep böyle şey örneği verilir. Yumurta yüzene kadar. Yumurta suyun üzerine çıkana kadar. Yumurta bayatsa yüzer, tazeyse dibe çöker. O yumurtayı yüzdürene kadar sizin koyacağınız tuz oranı bu zaman suda son derece ciddi seviyelere fırlayacak. Ne kadar tuzu arttırırsanız turşunuzun erimesinin o kadar önüne geçersiniz. Onu da burada söyleyelim. Yani turşuda tuz bir silah. Sizin silahınız asitle beraber. Ama esas tuz. Onu da göz önüne almanız gereken şey bir, sıcaklık. O çok büyük bir faktördür. Ortam sıcak mı? İki, turşuyu hangi malzemeden yapıyorsunuz? Yani dokusu ince mi? Erime ihtimali fazla mı? Salatalık gibi düşünelim mesela. Ya da şekerli mi? Meyvenin kendisi ya da sebzenin evet. kendisi Aynen. gök mü? Dolayısıyla hani olmuştan hemen önce mi? Evet. Olmuş mu? Evet. Yoksa mesela yeşil domates gibi olmakla hiçbir alakası yok mu? Bunlar çok değiştiriyor her şey. Çok değiştiriyor. son zamanlarda sıcak mevsimler geçirmeye başladık. Tabii. Önce yazdan örnek vereyim, sonra kıştan örnek vereceğim. Dolayısıyla salatalıklar daha pazara gelmeden bir gecede tarlada oluyor, şişiyorlar. Ve ne kadar çabuk içleri şişerse yani çekirdeklenirlerse o kadar turşu da çabuk erirler. Eski yazlarda olmadığında yani 40 derecelerden bahsediyoruz hani İstanbul için konuşayım. Bir başlıyor bir ay boyunca 32, 33, 37 böyle gidiyor. Böyle ortamlarda o turşunun erimesi çok daha kuvvetli olur. O zaman işte biraz daha tuzluyu belki yapabilirsiniz. İkinci hava ile ya ortam sıcaklığı ile ilgili esas söylemek istediğim şey kışlar. Son birkaç senedir gözlemlediğim bir şey var. O da İstanbul'un Kış lodosu arttı. Yani çok daha fazla lodos görüyoruz kışın. Lodos nasıl balığa iyi gelmez, kış sebzelerine de iyi gelmiyor. Yani kökler, turpgiller, lahanagiller lodosta olgunlaşmaya başladıklarında lezzet profili değişiyor. Mesela birdenbire top gibi lahanalar yayvanlaşır. Sıcak gevşetir lahanayı ve onun lezzeti daha farklı olur. Bunun üzerine bir de işte o hani mikroorganizmalar dedik ya onlarda bizim aynamız oldukları düşünüyorum. Yani bu biraz daha romantik kısmına girecek. Ama bize lodos nasıl iyi gelmiyor? Kimimize migren yapıyor, kimimize böyle bir sersemletiyor falan. Bana yapar. Bana da yapar. O mikroorganizmalara da iyi gelmiyor. Lodoslu bir havada, lodosu hiç sevmeyen kış sebzesi, lahanayı kurduğunuz zaman lezzet profili çok daha farklı oluyor. Hem lahanadan kaynaklı hem de o mikroorganizmanın tıpkı bizim gibi Rodos'tan etkilendiğimiz gibi etkilenmesiyle alakalı. Şimdi diyeceksin ki bunun arkasını destekleyebilir misin? Bilmiyorum. Bu benim senelerdir gözlemlediğim bir şey. Ama şunu biliyorum ve onu söylüyorum. Benim bir günüm bir günümü nasıl tutmuyorsa sizin demeyeyim kendi üzerimden örnek vereyim. Nasıl tutmuyorsa o mikroorganizmanın da sıcaklıkla bağlantılı olarak ki buna rüzgarı da şu anda devreye sokuyorum. Bir günü bir günle tutmu Yok. O zaman ne yapıyoruz? İstanbul'un Karadeniz sahillerinin ya da Yalova'nın Marmara sahillerinin ya da Bursa'nın Mudanya sahillerinin Poyraz görmüş lahanalarından. <laughs> hani çok hani çok şey tabii çok detaylı bu kavanozlarla yaşadığım için böyle şeyler söylüyorum. Belki hani önünüze o lahana turşusunu getirsem pek fark etmeyeceksiniz ama bana göre bir lezzet farkı var. İkincisi mesela daha saydamlaşıyor turşu. Aynı tuz oranı, aynı kavanoz, aynı oda sıcaklığı ama bir şekilde o farkı görüyorum. Mesela yeni yeni görmeye başladığım bir şey daha burada yeri gelmişken eklemek istiyorum. Şimdi evlerimizde yeni filtreli sular kullanmaya başlıyoruz. Tam başladım. su mevzunu soracaktım ben sana. Su önemli. Araya girip bir Tabii. özetleyeyim mi? Şimdi özetlediğim zaman suya geldim zaten. Yani sen söylerken şunları düşündüm: Bir ürünün kendisi ve onun durumu çok önemli. Yani bu pancar mı, havuç mu, biber mi? Yani ya ürünün sebzesi kendisi mi, kış sebzesi mi? Kesinlikle. Belki büyüklükleri bile. Yani Tabii. bir erik turşusu ve bamya turşusuyla turp farklı olabilir. Evet. Yani onu bilmiyorum. Ürünün kendisi dedim ben ona. İki, tuz meselesi. Sıcaklık. Yani hava sıcaklığı, ortamdaki sıcaklık. Ve hava durumu, işte rüzgarlardan bahsettin. Dördüncüsü, ben boyut yazdım. Boyutta şunu kastediyorum. Yani kilolarca turşu yapmak var. Küçük bir kavanozda turşu yapmak var. Belki onun da farkı vardır. Sonra içine koyduğumuz baharatlar ya da işte sarımsaktan bahsettik. Biz çok baharatlı yapmıyoruz diye. Bir de Su meselesini soracaktım. ya çünkü Yedim Mehmet kitabında bir turşu örneği var. Suyunu getirtiyorlar gedelek. Çünkü mineral yapısı toprağın suya ayrı bir değer katıyor. Senin aslında Begüm buraya girmeni özellikle isteyeceğim. Suyun kendisinin mineralliğinin turşuya katkısı nedir diye ben topu sana atmış olayım. Bursa Gederek'ten bahsediyoruz. Bu arada sen de o musluk filtreler meselesini söyle unutma. Araya Yok, ben girdim. Yok Tamam. Gederek'ten başlayalım. Hani sonuçta suyun mineral yapısı önemli. Hani bazı mineraller erimesine sebebiyet verecek bazıları sen, hani. Kalsiyum oranı yanlış bilmiyorsam yüksek. O hmm. yüzden de o turşudaki o sertleşmeyi yapıyor. Şöyle bir şey var. Bu soruyu da alıyorum. Musluk suyuyla turşu kurulur mu? İşte kaynatıp bir gece bekletip hani çökertip ondan sonra kullanabilir miyiz? Şimdi ideal olan tabii ki de hani güzel bir dağ suyu, doğa suyu hani bunu kullanmak. Tabii ki de içerisindeki yapısından dolayı hani bir kaynatıp soğutup kullanmayı tavsiye ederim. Ama eğer kaynağını bildiğiniz bir suysa, düzgün ölçümleri yapılmış ya da işte kaynağını bildiğiniz iyi bir su olduğunu biliyorsanız o zaman onu kaynatmadan da kullanabilirsiniz. İkincisi musluğumuzdan akan hani hiç filtrasyona daha girmiyorum musluk suyu. Bu musluk suyunda da hep verdiğim örnek. Tabii ki de kullanabilirsiniz. Ama velakin sonuçta ben İstanbul'un öyle bir bölgesinde yaşıyorum ki binalar 60 70 senelik binalar Nişantaşı'nda ve bu binaların boruları yani su belediyeden çıktığında ölçümleri yapılmış, analiz edilmiş ve düzgün bir su olabilir ama sizin musluğunuzdan akana kadarki süreci bilmiyorsun. Bu bir gerçek. Ağır metale çok fazla maruz kalıyoruz. O yüzden o ağır metali bertaraf edemiyorsunuz. Edemediğiniz için de yani ev tipi Pinden konuşuyoruz burada. Tabii biz sanayi tipi turşudan konuşmuyoruz. O yüzden de kaynağını bildiğiniz, sevdiğiniz bir suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Ha, hiç yok tamam musluk suyu kaynatın, çökertin, onu da kullanın. Şimdi bu negatifliği bertaraf etmek için evlerimizde yavaş yavaş bu kimyasal filtrasyon sistemleri başladı. Yani ağır metali de ortadan kaldıran. Bu konuda da daha gözlemlediğim şu, Tamamen mineralinden arındırılmış bir su olduğu için turşu kolay kolay bozulmuyor. Yani çok enteresan. Gördüğüm ölü bir su diyorum ben ona. Yani ölü bir su. Bütün şifa veren özelliklerinden arındırılmış. Hatta bu konuda da görüşler var. Hani bu suyu devamlı tüketmek vücuttaki bazı minerallerin yok olmasına sebep veriyor. Mu? İşte kimisi buna mineral ekleyerek içiyor. Ama benim gördüğüm çünkü deneyimliyorum. Bu da merak ettiğim bir konu. Turşu biraz daha geç oluyor. Fakat onunla beraber mayalanması ki ona da geleceğiz yani o üstünde beyaz böyle sıcakta bir üzerinde kef oluşur ya evet. çiçeklenme kaymakla. O iyi yani. midir kötü müdür? O aslında bakterilerin yerine mayaların da yüzeyde devreye girdiğinin göstergesi. Öyle bir şey gördüğünüz zaman turşuyu bir an evvel buzdolabına almanızda yarar var. Çünkü o mayalar... Nüfus olarak büyüdükleri zaman hafif bir ekşi maya tadını almaya başlarsınız turşunun suyunda ya da kendisinde eğer bir turşya temas ederse bir alternatif daha söyleyebilir tabii. miyim? Buzdolabına koymak tabii ki her zaman çözüm ama işte Türkiye'de insanlar yani 20 litrelik i̇şte, cam evet, kavanozlarla turşu yapmaya kalktıkları için turşunun salamurasını aslında tazelemek bu anlamda ya tamamını dökün ve yeni salamura koyun anlamında söylemiyorum evet. biraz canlandırmak oradaki bakterilerin tekrardan aa burada bir şey varmış demesini sağlayacak şekilde mayaları azaltacak bir ekleme yapmak orada tekrardan beyazlığı azaltıp en azından tadını bir süre daha korumasına yardımcı olabilir. Ve bu sırada siz de o oturuşuyu... Hem tüketin hem de eşinize, dostunuza evet, verin. Bir an evvel tüketmek, aynen bir an evvel paylaşmak. Ama yaparken turşuyu en önemli şeylerden bir tanesi de malzemenin kendisiyle... Şimdi bir kavanozda yapıyoruz. Ya, birincisi kavanozun ağzının kapalı olması lazım. İkincisi mutlaka ve mutlaka malzemenin salamuranın altında kalması lazım. Eğer malzeme salamuranın altında kalırsa o zaman bu yüzeyde o mayanın besleneceği bir alan yok havasız bir ortamda, göreceli olarak havasız bir ortamda, anaerobik bir ortamda o mayanın yaşama ihtimali yok. O yüzden de turşuyu baştan kurarken sıkı doldurmak lazım, gevşek doldurmamak lazım kavanozu ve üstüne de mutlaka bir hani Koruyucu ben ona yorgan diyorum. Hatta o yorgana da örnek verirken otellerden örnek veriyorum. Yani evde yatağa yorganı koyma şeklinizi hani otele dönersiniz akşam o yorganı çekersiniz bir türlü gelmez o yorgan. Ya Allah'ım. Aynen öyle olacak. Bu arada onun neden yapıldığını söyleyeyim mi? Gereksiz bilgi. Şu anda bildiğimiz oteller eski hanlar olduğu için böcekler vesaireler yatağın içerisine girmesin ha. diye sıkı sıkı yatak kapatılırmış. Yatağınızı arada... açık tutun, turşunuzu da iyi şey yapın. Aynen yorgan otel yorganı gibi. <laughs> ya bu arada ben Ece için söylemiştim çay bölümünde. Ya çayın Google'ı gibi bir isim bulduk. Sorup sorup duruyoruz şimdi. Begüm de maşallah turşunun Google'ı gibi o kadar soru birikti ki kafamda. Be, demin sana saydım ya ürünün kendisi, evet. tuz, baharatlar, sıcaklık yani hava durumu, işte boyut ne kadar yapıyoruz ve su. Bir de ne de yapmalıyızı soracaktım. Yani işte görüyoruz ki plastik bidonlar var, cam var. Sen de mi meşe vesaire enteresan bir açılım yaptın. Bir de ne de yapmalıyız izi soruları ekliyorum ki sen arada evet, konuşurken tabii, belki onları da anlatırsın diye. Tabii ki de o mekanizma önemli. Hani nerede yapıyoruz? Şimdi ev tipi turşudan bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz evvel aslında senin söylediğin hani boyut her zaman söyledim. aman domatesler geldi, kornişonlar geldi hadi bakalım 30 kilo kuralım yerine. Hep söylediğim hani koruma tekniği olduğu için saklama tekniği olduğu için her mevsim her sebze Sonuçta turşu yapılabilir. Önerdiğim herkese ev tipi turşu yapacaksanız az yapın, sık yapın, her türlü mevsimde yapın. Şimdi bu birincisi. Turşuyu nerede yaptığımıza gelince de ev tipini konuştuğumuz zaman Tabii ki de cam kavanoz. Cam kavanoz her daim bugün bir markete gittiğiniz zaman çok rahat temiz kapakla beraber bulabileceğiniz bir mekanizma. Senin söyleyeceğin yere gelmeden ben kendi tarafımı evet. söyleyeyim. Ben sterilizasyon taraftarıyım. Çünkü dışarıda temiz bulamayabileceğimiz için. Ama saatlerce kaynatıp bilmem ne yapıp öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Bulaşık makinesine diziyorlar ve orada yıkıyorlar. Bence yanlış. Bence diyorum ki kişisel yorumum sadece dediğim gibi dışarıda temiz kavanoz bulamama ihtiyacım. İhtimali çokça görüyorum. Depolar o, bu, şu sebebiyle. Dolayısıyla eve gelip yıkadıktan sonra evet kullanabilirsiniz ama işte kaynar suda durdu. Kullan. Fırına sok çıkar. Çok yüksek derecelere girmesin ki camın da yapısı bozulmasın. Kullan. Ben sterilize ediyorum. Hı hı. Bu benim tercihim. Tabii. Tercih meselesi. Açıklamam da var ama o yüzden sterilize ediyorum. Hele hele konserve yaparken çok kritik turşuda biraz daha nasıl diyeyim marj var. Yani çok fazla kafayı takıp mutlaka bir temizlik şart. Hani sonuçta bir sudan geçirmek lazım. Bulaşık deterjanıyla yıkamaya karşıyım. Çünkü ne olursa olsun o film kalabilir. Bulaşık makinesi ne olursa olsun o deterjan tableti kalabilir. En kolay hani ben yapmak istiyorum diyen herkese söylediğim buharın üstüne tutun. Yani hani çabucacık buharın üstüne tutun. Ama geçmişe bakarsak Tabii ki de bunu yaptığın zaman turşunun bozulma ihtimali son derece düşük. Cam yüzeyde gözenekler kapalı. Bir küpten konuşursak ya da meşe bir fıçıdan konuşursak o zaman tabii bambaşka bir sayfa oraya Cam geliriz. Yaşıyor. Evet, çünkü yaşıyor. Fakat camda sudan geçirmek yeterli. Ben şahsım adına söyleyeyim. Bugüne kadar hiçbir kavanozu sterilize etmedim. Çünkü neden? Kendi içerisinde fermentasyonun en büyük özelliği gıdanın hijyenini saklama üzerine kurulu bir sistem. Yani sen o kavanozun içerisine tuzlu salamurayı koyduğun andan itibaren eğer düzgün şekilde de kapatırsan o salamuranın altında istenmeyen mikroorganizmanın yaşama şansı sıfır. İşte zaten doğru kapatırsan dedin ya insanların çoğunluğunun yanlış kapattığını düşündüğüm için de en temiz yoldan gitmeye çalışıyorum. Evet, Bu evet. çevirme, ters döndürme, ters, ters bekletme. Döndürme kullanılmış kapağı tekrar kullanma. Doğru bildiğimiz yanlışlardan bir tanesi mesela hani turşu arada havalandırılmalı. Hayır, havalandırmayacaksınız. Aa. Hiç gerek yok. Havalandırabileceğin turşu var. Bizim turşular onlar değil. Tabii ...gazını salan turşu var. Bizim turşular onlardan değil. Evet. Yani gaz salsa bile... ...kapaklı kavanozda... ...gazın çıkma ihtimali... ...bir şekilde oluyor. Yani gaz bir şekilde çıkıyor. Açtığınızda da en fazla olabilecek şey... ...pıs, pıs veya birazcık köpürüyor. Bugüne kadar hiçbir turşum... ...bomba gibi patlamadı. Onu söyleyebilirim. Instagramlık olmadın yani. Yok olmadım. <laughs> hiç olmadım. İkinci bir... ...alternatif. Şeyler var. Bu hani... ...kelepçeli diyorum ben. Hmm. O kapaklar bazen hani... ...kişiyi rahatsız edebiliyor. Özellikle özellikle tek seferli değilse sonuçta o kapağın üzerinde de bir film var üzerinde derken iç kapağın. Eğer hani kendinizi iyice rahat hissetmek istiyorsanız altı üstlük kelepçeli kavanozları kullanabilirsiniz. Onlar da lastik de var ya etrafta. Onlar biraz daha sıkı kilitleniyorlar. O yüzden gaz içinde daha fazla birikebiliyor. Onları açarken ekstra dikkat etmek lazım ama hiç havalandırmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü onu havalandırdığınız zaman taşma ihtimali çok yüksek. Bu sefer de turşunun salamurası eksilecek. Uzak Doğu'da çokça gördüm çift cidarlı kapağı olan topraktan kaplar var. Topraktan kabın o çift cidarına su koyuyorsun sonra da kapağı koyuyorsun. Dolayısıyla kapaktan içeriye bir şey girmiyor ama içeriden dışarıya eğer hava çıkması gerekebiliyorsa çıkıyor. Evet evet o bende var mesela zar kraftları öyle yapıyorum. Çok da faydalı aslında normal turşuyu da onda yaptığım oluyor bazen. Çünkü onların ağızları çok geniş oluyor. Oraya çok rahatça bütün bütün malzemeleri koyabiliyorsunuz. Kelek turşu yapacaksınız. Kelek turşu mesela bütün kelek turşu ama o zaman da beklemek lazım. O bir biraz. küp gibi mi? toprak küp. kap gibi evet. mi ama içini sürekli göremiyorsun nasıl görüyorsunuz onu keskin sirke küpüne zararsa demek Hayır, ki bir de küp alışkanlığımız vardır bizim <laughs> bizde de var Var ama turşu kurarken görmek de önemli olabiliyor ya. Şimdi bakıyorsun. Haklısın. Hele hele evimizde kurduğumuzda bir de rengine bırakıyor görüyorsun. Şimdi mesela turşun olgunlaşması o baloncukları görüyorsun. Hmm. Yani o baloncukları görmeye başladı. Turşu fermante olmaya başladığını görüyorsun. Rengi değişiyor. Bir yerden önce bir renk patlıyor sonra solmaya başlıyor. O renk salamuraya geçiyor vs vs. Hani aslında cam kavanozda kurmanın bir avantajı var. Küp Kurdum mu dersen kurdum tabii ki ve kurmaya da devam ediyorum. Küp konusunda söylemek istediğim bir önemli konu var. Küpler sırlı olabiliyor, sırsız olabiliyor. Sırlanmışsa başka reaksiyon gösteriyor, sırsızsa başka reaksiyon gösteriyor. Bir kısım da diyecek aman bu kadar da büyütecek ne var ama ben bu işe hayatımı adadım. Dolayısıyla turşuyla yatıyorum, turşuyla kalkıyorum. Birçok şekilde de anlamlandırıyorum. O yüzden benim anlattığımda bu şekilde detaylara girmek durumunda Tabii. kalıyoruz. Tabii ki de çok basit şekilde de kurulabilir. Peki içinde yapılan kaplar, cam, plastik yani plastik ben de hani Plastik korkunç karşıyım. Evet. Hele o ince plastikler, o korkunç bir şey çünkü <laughs> sonuçta içerisinde tuzlu ve asitli bir madde var evet ve yani. o plastiği hani su şişeleri bile artık mikroplastik sıcakta, güneşte durduklarında suyun içine alıyorlar. Düşünün ki tuzlu ve asitli bir suyun ne olacağı. Tabii. Sadece ve sadece gıdaya uygun salamura için özel üretilmiş bidonlar ve büyük variller var. Onlar kullanılacaksa yani ev tipi bidonlar var. 3, 5, 10 litre, kilo neyse hangisiyle ölçmek istersen. Onları kullanabildiğin bidonları ve varilleri kullanabilirsin böyle bir şey yapmak istiyorsan. Ama yoksa gidip hani herhangi bir plastik kabın içerisine turşu veya herhangi bir şey yapıyor olmak... ...bence zaten hani basit yollu hafif intihar. Kesinlikle. Küpte, A, küpte de ama küpte de bir şey söylüyor. Orada da ha. bir hafif bir intihar tamam. var. Orada da şu dediğim gibi sır meselesi var yani sırrının sırrını bileceksin. Çok güzel. Küpler sırlı olabiliyor, sırsız olabiliyor. Sırsızsa gözenekli demek. O gözeneklerin içerisinde her çeşit mikroorganizma yaşayabilir. Anadolu'da yolda gördüğümüz toprak kapların çoğu aslında sırsızdır ve fakat bununla beraber bazı böyle yoğurt kabı gibi gördüğünüz kapların içi böyle parlaktır. Hı. Sır dediğimiz o içi sırlıysa Ayrı problem dışı sırlıysa ayrı problem yani içinde sır yoksa sırlı deyip alıyorsun ama içinde başka bir aktivite oluyor ya da tam tersi aa dışında sır yok zannediyorsun meğer içinde sır varmış dolayısıyla orada çalışamıyor başka türlü bir şey oluyor dediğin gibi çok güzel bir terim evet. sırın sırrını bilmek sırlı lazım. Sırrı. Çünkü neden sonuçta gıdayla uyumlu sır olması lazım. Eğer ucuz bir küp alıyorsanız sırrının sırrını bilmek durumundasınız. Ne demek bu? Ağır metal ihtiva etmemesi lazım o sırrın. Çünkü öbür türlü o ağır metali gıdaınıza taşıyor. Evet. Benim atölyelerime gelen seramik sanatçıları, seramikle ilgilenen, seramik yapan kişiler de söylediler. Yani mutlaka ve mutlaka gıda ile uyumlu olması lazım. Ha sırsızsa o zaman da iyi şekilde başa dönelim sterilize etmek. Sterilize etmek dediğimiz o gözeneklerde çünkü sonuçta canlılar yaşamaya devam ediyor. O toprak çünkü sonuçta onların geldiği yer toprak. Onlar için uygun bir ortam. O yüzden küpler hani biraz fanteziye gitmek istersek ben mesela yurt dışında satılan çünkü küple turşu kurulan bazı kültürler var. Onlar her zaman hani dedim ya biraz evvel zarkrat kurduğum küpler bunlar Almanya'dan benim getirdiğim küplerdi. Büyük 8 kiloluk 10 kiloluk 15 kiloluk her biri sertifikayla geliyor. Ağır metal sertifikasıyla. O yüzden tavsiyem fazla fantaziye gitmeden <laughs> ya da gitmek istiyorsanız da içeriğini bileceksiniz. Cam, kavanoz çokça bulduğumuz, gönlünüzün rahat ettiği şekilde sterilize edin ve oradan ilerleyin. Bir de meşeyle ilgili Tabii. bir şey söylemek istiyorum. Seneler evvel denedim bunu. Bir kere ne yazık ki meşe fıçı yapan artık çok fazla kişi kalmadı. Meşe fıçı yaşayan bir ortam olduğu için kendi organizmasını kendi içinde barındırabiliyor. O zaman tuz oranlarını tabii ki de yükseltmek, tabii ki de meşe kendi içinde tanen içerdiği için bir şekilde turşuyu korumaya alıyor fakat tuz oranlarını, sirke oranlarınızı yükseltmek lazım. Tabii meşe da kim kurar onu da. Bu arada ben küp meselesine niye ayıldım? Can Kozanoğlu şalgamı anlatırken Adana'da biz de küplerde yapılırdı tabii. dedi. Hatta aileden kalan bir küpü ben getirdim diye anlattı. Yani onun için demek bu Sebep ki... Sebep nedir biliyor evet. musun? Işık görmüyor. Hmm. Bir de daha serin kalıyor. Ya, tabii. Adana gibi bir Ve yerde tabii ne de kadar önemli. ki çayda da bu var. Kız kardeşimden öğrendim. Çünkü o da çay someliyesi. Her yörenin uzak doğuda kendi toprağının bir mineral yapısı var ve o çayın içerisindeki aromaları da ortaya çıkarıyor yani o küplerin de kendi içerisindeki mineral yapısı, toprağın mineral yapısı o fermentasyonun hani çok teknik olacak belki çok deli işi olacak ama nasıl gitmesi gerektiği için önemli. Adana bir de üstüne çok sıcak bir iklim tabii ki. Rahat ol Begüm. Biri gelip bize kardeş mi siz bir gün turşuyla ilgili <laughs> bir podcast çekip nınısının nınısına indiniz mi diye sorarsa evet diyebileceğiz yani. Bugün o gün. <laughs> Bak ama daha önümde kaç madde var hızlı hızlı soracağım tamam. Begüm'e. Şimdi turşu suyu şunu merak ediyorum bizler bu topraklarda yaşayanlar turşu suyunu severiz genel anlamda ve içeriz demin işte bir ara verdik orada da sen çok güzel bir şey söyledin yani turşu dükkanları var hani New York'ta şimdi şu açılmış bu açılmış ama bizde o bir esnaf türü yani neredeyse hipster dükkanlarından bahsetmiyoruz turşu evet. dayılardan abilerden bahsediyoruz Aynen öyle. evet çok kadın görmedim ama Adile Naşit'ten sonra hani evet. demek ki böyle bir kültürümüz var Turşu suyu başka toplumlarda da bizim gibi içiliyor mu? Sen biliyorsundur diye soruyorum. Yani doğruyu söylemem gerekirse hiçbir yerde görmedim. Amerika'da şimdi yavaş yavaş başladı. İşte soda şeylerinde satıyorlar. Coca-Cola şişeleri. Bir de içkilerle karışımlar i̇çkilerle yapılıyor bazen. Ben de onu şimdi görüyorum. Şimdi yavaş yavaş turşu suyu kokteyllerin içine girmeye başladı. Dirty Martini dediğimiz şey aslında Hı -hı. bir parça zeytinin salamura suyunun yani tuzlu asitli suyun içkiye kokteyle koyulup hani onu bir şekilde daha damağa tazeleyecek hale getirilmesi. İşte içine de birkaç zeytin koyuluyor kürdanla. Aynı şey farklı yollarla yapılabilir. Hani işte... O koruk turşusu koruk, dedin koruk, sen. Evet, korukla. E, onu söylüyorum. Korukla yapmanızı tavsiye ederim diye. Yani bir koruk turşusu gerçekten hiç aklımıza gelmiyor. Koruk koymak turşuları aklımıza geliyor. Asma koymak ya da işte koruğun suyunu sıkıp hani şimdi çok da bir de sağlıklı olduğu ortaya çıktı. Severim de ben. Evet. Ekşisi de güzel bir ekşidir. Çok yani Sirke ile limon arası bir ekşidir. Böyle bir karakteri olan bir ekşidir. Ben mesela mutlaka ve mutlaka koruk turşusu kuruyorum ve onu bir aperatif olarak önden böyle hani içkinin yanında leblebi gibi zeytin gibi tık 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 Gidiyor. Ben de deneyeceğim bamya turşusu Suyundan gibi. Suyundan da. Evet. Aynen. Peki seni bugüne kadar görüp de şaşırtan turşular hangileri? Bu kadar turşu gördün, tadıyorsun, yiyorsun. Beni şaşırtan hani malzeme bazında doğrusunu söylemem gerekirse pek bir şey olmadı. Neden? Çünkü biliyorum ki her türlü malzemenin turşusu kurulabilir. Ama lezzet ve derinlik açısından Hı -hı. çok şaşırtan turşular oldu. Bunlar da Hint turşuları oldu. Oradaki o derinlik, yumurtanın da turşusu oluyor, İşte yeşil mangonun da turşusu oluyor gibi gibi hani birçok şeyin turşusu olabiliyor. Kendimin yaptığı bir çeşit var ki o da çiçeklerin turşusu ama Aa. bunu sirke bazlı bir salamurayla yapmıyorum. Tam tersi fermante ederek, yani turşularımın içerisine katıyorum. Mesela bir sultani bezelye turşusuyla erguvan çiçeğini birleştirdim. Fermante ettim. Neden? Çünkü baharın ikisi de habercisi. Ihlamur, ee, begonvil, nar çiçeği. Bunlar hep denediğim şeyler. Bunları kim tadıyor Begüm? Kendi kendime <laughs> Ya da eşe dosta. Hani öyle bir e, Biz şey de eşin dostu sayılır mı? <laughs> ya ben merakla çatlarım yani böyle bir şeyleri tatmak için. Hani şey Şeyi güzel oluyor böyle bakıp mevsimle neyi birleştirebilirim. Bir de mesela ha ne şaşırttı yabani semizotu. Yabani hmm. semizotu kimçisi mesela. Çünkü kimçi de bir teknik konuştuğumuz. Anladım. Gibi. Ve onu alıyorum Türkiye'deki malzemeye uyguluyorum. Yabani semizotu bizde çok olan bir şey. Normal semizotu değil yabani olacak. Çağla'nın kimçisi harika oluyor mesela. Peki senin normalde favorilerin neler? Hani bu saydıkların mıdır mesela? Evet yani bu saydıklarım limon turşusunun bende yeri apayrı. Ha, bu arada tam demin de limon turşusu muhabbeti geçti. Sana geçen gün kim söylüyordu? Bir restoranda... Mahir. Mahir, evet Hı. ya mahirdi işte evet. bir şeyler yerken dedi ki ya abi senin bir videonu seyrettim sen limon turşusuyla yapılmış bir salatadan bahsediyordun Hı. ben onu yapacağım yaptıracağım bir şeyler dedi. Neydi o Sinan? İstanbul'un iki ünlü Boğaz Oteli'nin mutfağında salata sosları için taze limon kullanmak yerine zamanında limon turşusu kullanıyorlardı. Peki turşu için senin tavsiye edeceğin yayın var mıdır? Yani kitap olur bu, bir YouTube programı olur. Sen çok takip ediyorsundur y diye soruyorum. Yabancı söylüyorum. kaynakta söyleyebilirsin. Evet. Şimdi gördüğüm kadarıyla hani sizin de zaten hani podcast'ta başlarken söylediğimiz hani böyle deniz derya bir yayın yok ne yazık ki Türkiye'de. Ben görmemiş olabilirim. Ee, az rastlamış olabilirim evet. de sen bayağı yani incir Ama incinli... duayenler var. Evet. Yani hani onların bazı kitaplarında bulabiliyorsunuz. Turşu ile ilgili Sema Temizkan'ın Turşu diye bir kitabı var. İnce bir kitap. Oradan bir yola çıkabilirsiniz. Onun dışında tabii ki de duayenler var o duayenlerden de hani ilk aklıma gelen tabii ki de Nevin Halıcı. Musa Dağ Devire'nin Turkish Cookbook'unda tariflere ulaşabilirsiniz. Hani tam bir kapsamlı turşu kitabı söyleyemeyeceğim. Sema Temizkan'ın dışında. Ben nerelerden yararlanıyorum? Makalelerden, TÜBİTAK'ın makalelerinden yarar. Yani makale okuma. Evde kurmak için değil. Daha çok hani mantığını anlamak, biyolojisini, mikroorganizma nasıl işliyor vs. Tarife bakmıyoruz. Evet. Tekneye Tekniğe bakıyoruz. Evet. O yüzden söylüyorum. Onun dışında yurt dışı var. Yurt dışı deyince de daha çok İngilizce kitaplar var. Genelde atölyelerde biri soruyor işte bu Art of Fermentation'ın Sandor Katz'ı. Sandor Katz'ın yayınladığı yanlış bilmiyorsam dört kitap var. Art of Fermentation birincisi olmak üzere. Onun dışında tabii ki de Noma'nın Fermentation kitabı var. Benim yararlandığım, uzak doğu hakkında kendimi bilgilendirdiğim yazarını şu anda hatırlayamıyorum ama Preserving the Japanese Way diye bir kalın, güzel Asya turşularına odaklanan bir kitap var. Senin için en ufuk açıcı kitap hangisiydi diye sorarsanız o da Ushas Pickle Digest diye pintli bir, bildiğim kadarıyla kendisi eski avukat <laughs> e, ama böyle bir Hindistan'ın turşu kraliçesi. Onun böyle görseniz sanki fotokopiden olmuş bir kitap fakat içinde yüzlerce Hindistan turşusu var. Bunlar diyorum. Preserving the Japanese Way, Nancy Singleton Hı. Hachisu. Bir de 500 yıllık Osmanlı mutfağı diye bir kitap daha var. Orada da bazı turşular var. Tabii ki de işte Yedi Mehmet konuştuğum seni. Yemek kitapları bazında tabii ki de turşu tarifleri de var. bulabilirsiniz. hani sonuçta içindekilerde de var hani bizim kitabımızda. Onlarda da bile az görmek beni şaşırttı işte. Yani turşu aslında çok alfa bir karakter. Evet. O ona bayıldım sahne telefonda konuşurken o söylediğine. Ya evet. Değil mi ne kadar? etkili. Bütün senin deneyimini değiştiriyor o yemekte. Varlığı ya da yokluğu. Çünkü mevsim konuşuyorduk günle. Benim için bazı yemekler, bazı lezzetler var. Sen de öyle bir şey söyledin. Onlar turşusuz olamıyor. Eksik kalkmışım gibi hissediyorum. İşte bir kuru fasulye pilav, mercimek pilav, döner... Ya o dönerde bazen soğan o dengeyi sağlıyor ama yine de turşuyu istiyorsun. Bazı etleri yerken de işte hani Amerika'da burger ve tatlı turşulardan bahsediliyor ya, ama bana mesela o tatlı turşular turşu bile gibi Şimdi mesela biraz <laughs> evvel konuştuğumuz sushi ile zencefil turşusu evet, hani evet. senin dediğin. Damak temizleme işte hani Sinan'ın da vurguladığı şey orada aslında zencefilin var olma nedeni damağını bir temizle sonra gerisi gelsin ama ben evet. tabii orada damak temizlemenin <laughs> evet, ötesinde çok lezzetli. Öyle. Evet bir de şeyi merak ediyorum. Türkiye ve bölgeler ve turşu alışkanlıkları ve sevgileri. Mesela benim aklıma ilk bir Karadeniz geliyor değil mi? Hani bazı bölgeler diğerlerinden daha sevdalı bu işe gibi sanki. Evet Karadeniz tabii bu konuda önemli bir bölge. Ama hani sonuçta Güneydoğu'da da turşu kültürü var. Her bölgenin ayrı ama Karadeniz ön planda. Karadeniz'deki benim nacizane tek gözüme takılan ve hani atölyelerimde soru sorulduğunda da e, cevap verdiğim şu. Karadenizliler genelleme yapmayayım ama büyük bir kesim lahanayı haşlar ve fasulyeyi haşlayarak yaparlar. Neden? Çünkü hani lahanayı olması vakit alıyor. Çabucacık bir suya batırıp çıkarıyorlar. Hem bir sterilize ediyorlar hem de işte ondan sonra çabucacık üç günde hani kara lahana veya işte fasulye oluyor. Benim de anlattım hani atölyelerime dedim ya biraz evvel sağlık için gelen kişiler var. Onlara hep söylediğim bırakın zamanı verin ki turşuda sabır çok önemli. Hani zaman dedik, tuz dedik, su dedik ama bir de sabır bacağı var olayın. Bırakın haşlama çünkü haşladığınız zaman bütün üzerinde yaşayan canlı organizmayı öldürüyorsunuz aslında çünkü 48 derecenin üzerinde bu organizmalar yaşayamıyor. O probiyotik değerini aşağıya çekiyorsunuz. Ha, sonra kavanoza koyuyorsunuz tuzlu suyla ve bir şekilde kendi kendini fermante etmeye başlıyor. O nasıl oluyor diye düşünmek lazım. Onu da şöyle açıklıyorum. Sarımsağın üzerinde yaşayan mikroorganizma orada yavaş yavaş, yavaş üreyerek fermantasyonu başlatıyor. Ama nihai hedefiniz eğer bağırsağınızı ve kendinizi sağlıklı tutmaksa haşlamayın diyorum. Karadeniz tabii önemli. Bu arada Tarık'la savaşın bölümünde de muhtemelen bahsettik diye hatırlıyorum yağlı turşu işi vardı. Ee, o da ayrı bir konu. Yani ona turşu desek deriz ve fakat tam olarak turşu da değil aslında sirkeli yağlı sebzenin saklandığı bir evet. son ürün. Evet. Aslında. Çünkü pişirme de var içinde. Evet. Hindistan'da da oluyor bu mesela. Hani sonuçta orada da bir şekilde ya da işte Vietnam daha biraz Asya'ya doğru. Bizde çok fazla örneğini yani gördüm tek tük ama fazla gördüğümü söyleyemem. Çanakkale tarafında ızgara biberli haliyle evet. yapıyorlar. Evet yani hani o var. Onun dışında hani çok fazla evlerde uyguladığımız bir şey değil. Ama onun da kendi içinde bir mantığı var. Nedir? Yani yağ yatırmak da saklama metodu. Konfi <laughs> seviyoruz. Konfi seviyoruz. Konu oraya ya gelecekse. Lezzet arttırıcı bir de. Nasıl diyeyim? Lezzet taşıyıcı. Lezzetleri taşıyor. Peki Begüm bize iki kavanoz getirdin Hı. gelirken Hı. evimize çok teşekkür ederiz evet. bunlar ne? Biri özellikle hiç turşu gibi görünmüyor. İki tane uç getirmek istedim bir tanesi koruk turşusu yani ham üzüm salamura ile yaptım biraz sarımsak biraz limonlu başka da bir şey yok tuzlu bir salamura. İkincisi de bir ezme gibi yani baksanız belki... Bir hardal zannedebilirsiniz. Aynen. Aslında bir limon turşusu. Fakat limonlar bir 15-20 gün ufak doğranıp fermante oluyor. Daha sonra da baharat bazlı, dolu dolu bir yağın içerisinde sirke ve şekerle beraber bir tık pişiriliyor. Ondan sonra kavanozlanıyor. Yani tam çatni de değil. Çünkü kendinden gelen ciddi bir asiditesi var. İki tane uç getirmek istedim. Ben bu limon açarı mesela aklımda şu anda şey var. Böyle beyaz renkli yağlı bir balığı bununla macunlayıp. Ha mesela. Bak, macunlama terimini hemen öğrendim evet. kullanıyorum. Kısa bir süre bekledikten sonra ona o aromayı verip üstündeki bütün macunu silip dilimleyip sashimi gibi. Evet çok güzel. Şu anda aklımda o var. Evet. <laughs> <Ben> Hazır mısın? <deniyorum. gülüyor> Üstüne de memecik erken hasat zeytinyağı. Üstüne de onu gezdireceğiz böyle. Ben denerim zaten yani. E bir de Dirty Martini yaparsın artık. Yani. <laughs> bunlar var ya. Çok önemli iki hediye. Behiçim sen kitap yazacak mısın? İstiyorum. Yapmak istiyorum. Evet. Yapacağım. Evet. Hatta burada da böyle olsun çıksın. Olsun. Söz evet. vermiş ol ve mutlaka evet, evet. yap. Bir de benim başka bir taraf var. Sanatla birleştirmeyi seviyorum. Hmm. Ee, daha evvel Şarja Biennali'nde bir iş yapmıştım. Ekbi beraber. Sonra bir tasarım Biennali'nde tekrar böyle bir Fenerbahçe Parkı'nda bir proje yapmıştık. Yani benim için bir sanat bacağı da var bunun. Bir, hani dedim ya biraz evvel romantik bir tarafına da çekiliyorum. Onu da koyacağım. Çünkü ufak tefek yazılar da yazıyorum. Kendi başıma hani bazen de işte Instagram'dan paylaşıyorum. İşte Lodos'la mesela hissettiğim bazı şeyler var. Daha hani o kısmını da içine alarak. Tuşu iyice... kurmak sanat gibi bir şey zaten evet, ya Begüm. Evet, evet. Yani bugün var yarın yok bir evet, şey de Yani evet. ne kadar çok felsefi metin de yazılabilir üzerinde evet. değil mi? İşte benim bir dünyam var onu paylaşmak üzerinden olacak. Şahane bir özel uçağımız var. Seni alıyoruz bir yere götürüyoruz. Türkiye'de olabilir, dünyada da olabilir. İstiyorsan ikisine de cevap verebilirsin. Nereye gitmek istersin ve ne yemek istersin? Hindistan. <laughs> Hindistan. Tabii ki de Ahmedabada gitmek. Mesela bizerde çal turşuları var, onu yemek istiyorum. Öğrenmek istiyorum, hmm. evlere girip çıkmak istiyorum. Hindistan'ın bütün bölgeleri aslında. Çünkü sonuçta farklı farklı turşular var. Sen baharatlı kısmına biraz kafayı takmışsın evet. bu aralar diye tahmin ediyorum. Güneydoğu Asya'da olabilir. Yani sonuçta oralarda da çok ciddi kültürler var onlar da hani o taraflar. Sonra da uçak devam ederse işte Çin, Japonya'ya <laughs> <yönete> gidebiliriz. Ayarlarız. <laughs> çok enteresan, çok alfa bir karakter diyorum lezzet olarak ama aynı zamanda ne kadar göz ardı ettiğimizde bir yiyecek türü. Kendi dünyasına kadar zengin değil mi? Biz böyle konuşa konuşa bitiremiyoruz. Turşuya bir kez daha hayran oldum. Bir de İyi ki seni bulmuşuz e çok son teşekkür anda ederim. konuşmuşuz senin gibi bir uzman bulmuşuz her şeyi bırak bu kadar tutkulu bir konuda bir insanı bulmak onun uzmanlaşmaya çalışmasını izlemek heyecanını işte dedin ya Japonya ve şokanin dediğimiz kavram sende bunu görüyorum turşu ile ilgili özellikle yani keşke insanlar kendi tutkularını böyle takip edebilsinler bayıldım yani Begüm. İyi ki geldim çok bu kadar kısa sürede. Ederim. Ben çok şey öğrendim. Bundan ben sonra de çok şey öğrendim. Aylar sonra dönüp dönüp tekrar dinlediğim bölümler oluyor. Ben de çok şey öğreniyorum. Bu da onlardan biri olacak. Not alarak tekrar dinleyeceğim. Bir de şunu yapacağım. Bir turşuyu yerken limonlu mu, ...sirkeli sirkelimi acaba nasıl yapılmıştır? Bunu ağız tadıyla anlamaya çalışacağım. Genellikle bunu yapmadığımı fark ettim. Bundan sonra bunu da yapacağım. <laughs> çok sağ ol Begüm. Ayağına teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> <laughs> İyi ki geldin. Uzun uzun turşuyu anlattığımız bu Pabiçilemez bölümün destekçisi olan Mastercard'a da bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Bay bay.